Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Öncelikle Fahrettin Kaptan'a hoş geldin diyeyim. Merhaba. Merhaba. Ne var ne yok, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Şimdi senin kanalın var YouTube'da. Biliyor herkes, buraya yazdım onu da. Korkunu Yen, Hayalini Yaşa isimli. Çok güzel bir de felsefen var, hayat görüşün var. Ama seni tanımayan arkadaşlar hala varsa, bir şöyle kısaca Vardır ya kimsin muhakkak. sen, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Valla ben teknede yaşayan birisiyim. Yani çok ekonomik olarak çok da zengin birisi değilim. Eskiden astsubaydım. Sonra istifa ettim, ayrıldım. Sonra dışarıdan yatırarak emekli sandığından emekli oldum. İşte birkaç senedir emekli maaşıyla yaşıyorum. Eskiden emekli maaşı 700 dolardı. Şimdi 350 dolara düştü. Yok. 800 dolardı. 350 dolara düştü işte. Yani emekli maaşıyla Karayipler'de yaşıyorum. Aslında hükümet için çok güzel bir propaganda var ya. Yani kimseye söylemeyin hükümetten diyebilir ya da iktidar ya da muhalefet partilerinden, gördünüz mü emeklilerimiz Karayipler'de yaşıyor falan filan diye. İşin aslı öyle değil yani. Tekne alıyor, Tekne de yaşıyorum. yatlarda Karayipler'de geziyor diye. Doğru. Güzel promosyon. Yatlarda yaşıyorsunuz, daha ne gözünüze dizinize dursun falan filan diye keserler maaşı. Oh. Şey olmasın, ama tabii onlar şunu düşünmüyorlar yani, teknede yaşamak. Burada arkadaşların aslında önemli üzerinde durması gereken konu bak, ben Karayipler'de emekli maaşıyla yaşayabiliyorsam teknede yaşadığım için yaşayabiliyorum. Yani teknede yaşamasam hayatta burayı göremem. Yani daha önce kendi kanalımda da söyledim. Yani teknede yaşamasam Bahamaları da göremem. Yani Bahamalara geliş gidişiniz zaten bir sürü para. Dolayısıyla yani kalma yeri bilmem ne. Ama Teknede şeyi de yaşamanın atlamayalım. avantajı çok. Senin şimdi bazı kriterlerin var mı? Mesela tekne 50 fitten küçük olmayacak. İşte 5 yaşından daha yaşlı olmayacak. İşte üzerinde Yok. radarı, işte AIS cihazı, şunları bunları böyle uzun bir elektronik listen vesaire böyle kaprislerin var mı yoksa? Yok, benim O öyle yoksa kaprislerim kısmını yok. sen Benim ya anlat. yüzen herhangi bir şey olsun, buzdolabı olsun, buzdolabı önemli yalnız. Tamam. Buzdolabı olsun, işte ocağı olsun. Yani yağmur geçirmesin. Biraz da işte yani salması olsun falan. Ne bileyim, rüzgarı kullanabileyim. Bir yerden bir yere giderken motorda çalışsın. Benim için yeterli yani. Bende zaten hiç AIS mayıs yoktu ki yani böyle. Bende navigasyon falan da yoktu yani. Yani navigasyon işte şey iPad. Eskiden Kyocera diye bir tane telefon almıştım ben. Amerika'dan Küba'ya giderken Kyocera. O zamanlar Kanadalı bir kuru var. Bir kız bana dedi ki, yola çıktık böyle. Dur bir dakika, yani çok dallanır kullanırık mı? Yok yok Kyocera devam. telefonla git. Kyocera telefon var. Onunla Navionics'i yükledim. O zamanlar Navionics yeni yeni. Bu Nezih abi söyledi. Oğlum dedi, Navionics'i yükle. İşte OpenCPN'i yükle. Bilgisayarda OpenCPN var. İşte backup olarak. Bir de GPS aldım bilgisayar böyle USB ile falan. Ama hep Navionics şeyle gidiyorum. Navionics'le gidiyorum. Başka da bir şey yok. AIS öyle bir şey yok. Radar zaten yok falan. Yani gittik. Yani ondan sonra otopilot da çalışmıyordu ilk 3 gün. O kız düman tuttu. Beni bir de deniz tuttu. Var ya. Yani karizmayı çizdirdik ya. Ama şimdi Yani ben senin 3 gün. lafını hep kese kese gideceğim. Baştan bir kusuruma bakma, özür Söyle. dilerim. Estağfurullah, Çünkü ne demek? şimdi senin bu anlattıklarını ben biraz böyle eşelemek, deşmek istiyorum. Öyle hızlı hızlı sen geçiyorsun ama her söylediğin cümle Aa, altını biraz eşelediğimizde çok şey çıkacak gibi. Şimdi sen diyorsun ki deniz tuttu. Şimdi evet. tutuyor mu? Çünkü bak bu soru çok geliyor Yok. bana. Beni deniz tutuyor. Tekneyi seviyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Benim de verdiğim cevap alışacaksın diyorum. Deniz tutması vücudun alışık olmadığı ortama gösterdiği bir reaksiyon. Sen o ortama Doğru. alıştıkça o reaksiyon da zamanla azalacak mı? Doğru. Yani o zaman işte 3 gün deniz tuttu, ama yani ben biraz da askeri yetiştirme şeyiyle devamlı su içtim. Yani içtiğim suyu 5 dakika sonra kustum, ama Tamam. yani su içtim. Bu arada öteki taraftan arkadaşlar mesaj atıyor. Sanıyorum bunu siz görmüyorsunuz. Yani sonradan artık deniz tutmaz oldu. Yani 6 senedir falan deniz tutmuyor. Ha bir kere bir şey oldu ya, tutar gibi oldu. Bak orası önemli. Bu evet, buna değinelim. Şeye gidiyoruz. Guatemala'ya gidiyoruz Sandra'yla. Meksika'nın son açıklarında bir tane resif var. Mercan kayalıkları gibi bir yer. Orada küçük bir ada gibi bir şey var.
Oraya girip dinlenecektik. İşte otopilot arızalıydı. Ben yaklaşık 2 gün orada da otopilot arızalıydı. Jessica bu arada ismi. Şerefsiz. O dümen tutmuştum. Orada otopilotu yapacaktık ama giremedik. Motorumuz da sorunluydu. Girseydik çıkamayacaktık. Çünkü son dakika bir karar vermek durumunda ve devam ettik. Devam ettiğimizde Sandra zaten çok yorgundu. Onu deniz tutmuştu. Ben de artık yani 3. gün artık uyumuyorum bak. Düşünsene 3 gün uyumazsan, doğru düzgün de bir şey yemezsen falan vücut direncin düşmeye başladığında hafif böyle bir şey oldu. Deniz tutar gibi oldu. Sandra'ya dedim beni deniz tutuyor. O çünkü anladı. Yani Sandra'yı deniz tutabilir ama beni deniz tutamaz. Yani beni deniz tuttuğu zaman ikimizi ayvayı yedik demektir. O da hemen gitti bir şeyler hazırladı. Yani kendisi dışarı çıkıp kusuyor hemen yemek bir şeyler hazırlıyor falan. Beni hemen böyle bir şeyler yedim falan toparladım. Özetlemek istiyorum. Yani vücut direnci düşmeye başladığı zaman da çok yorgunsan, günlerce uyumadıysan falan yani bu reaksiyon olabiliyor ama yani baştaki gibi değil. Yani deniz tutması ilk başta olabilir. Ondan sonra olacak diye bir kanun yok. Yani onu özellikle belirtelim. Yani Yani ama vücudun korkmasın alıştıkça arkadaşlar. daha az maruz kalma ihtimalin oluyor. Evet, ya çok çok az. Yani artık öyle bir şey ki yani fark etmiyorsun bile yani hiç. Yani o Olsa da konuda zaten garanti hafif veriyorum. geçiyor. Nispeten hafif Evet. geçiyor. Ya olursa da tavsiyem olur ne yapalım yani su için yani su için kusun yani devamlı su için ama yani bir de kızartma falan yemeyin öyle ağırlık ya o ilk baştaki deniz tutması da ya Kanadalı bir kız vardı sausage denen bir şey var bak domuz eti Tamam, süper. biliyor Bol musun yağlı. bu iğrenç bir de baharatlı falan Kokusu dedi acı, falan. acı acıktın mı falan dedim acıktım bir şeyler yiyelim falan. Arkadaş böyle bir kızarttı onu bak kokuların hafızası vardır. Şu anda bile o kokuyu birisi şey yapsa yandaki teknede midem bulanır. Anladım Yani onu. öyle bir iğrenç bir koku hafızası var. Çok ağırdı yani. O da böyle yani şey oldu yani. Üzerine tuz biber oldu yani. Öyle. Peki askerdim dedin, astsubaydın. Türkiye'den emekliliğini istedin bildiğim kadarıyla. Yok ben istifa ettim ya. Yani çok böyle Ama emeklilik geçinemedim. hakkınla istifa ettin. Tabii yani istifa hakkım vardı. İstifa ettim kabul olmadı falan. Yani düşünsene istifa ediyorsun kabul etmiyorlar. Yani niye kabul etmiyorsun ki? Yani artık böyle Adam ipleri şey koparmış, ben gideceğim diyor. Niye zorla tutmaya uğraşıyorsun ki? yani amaç şey işte yani böyle Şeytan gözüküp azap da etsin gerek. falan da. Yani sonra şimdi silahlı kuvvetlerde şöyle istifa edebiliyorsunuz. Yani Şubat'ta istifa edebilirsiniz. O da savaş falan yoksa yani bir meclis kararı falan yoksa öyle kafanıza göre istifa edemiyorsunuz genelde. Ama o zaman yani genelde silahlı kuvvetler şimdi nasıl bilmiyorum yani de o zaman ben Ağustos'ta istifa etmiştim. Bazı şeyler olmuştu. Detayına girmeyeyim. Yani dedim olmaz yani istifa ederim yani bu olmaz. İstifa ettim ben. Kabul etmediler. Çünkü istifa mevsimi yani şeyi ayı Şubat. Ocak Şubat'tır. Normalde herkesinkini kabul ettiler. Yani çok nadirdir kabul edilmeyen. Ben de Şubat'a kadar bekledim. Şubat'ta istifa ettim yani. Ya Sonra istifa ettim. dedin, hayat dedin böyle Türkiye'de pinekleyip oturup emekli, sıradan bir emekli hayatı geçirecek kadar uzun değil. Hadi Fahrettin, dünya seni bekliyor dedin. Yollara mı düştün yoksa Ya nasıl tabii bir gelişti geçmişi yani? var. Şimdi bu Osman Atasoy'la Zuhal Atasoy zamanında o 90'lı yıllarda bir Uzaklar diye bir belgesel vardı. ATV'de mi ne Şimdi yine çıkmıştı? lafını Onu kesiyorum. Seninle biz 3 aşağı 5 yukarı yaşıtız ve o Osman Atasoy'un maceralarını ben de ATV'de akşamları, geceleri tekrar yayınlanırdı falan kaçırmadan seyrederdim. Yani bizim jenerasyonun da kanına bu işleri işleyen Osman Atasoy olduğunu bu şekilde bir Evet. kere daha teyit etmiş olduk. Sadun abi falan ondan sonra Osman Atasoy sonra o Yelken Dünyası diye bir dergi vardı kapandı sonra orada işte yazılar çıkıyordu falan Deniz Çingenesi diye bir kitap vardır onlar falan işte okuyordum ya yani daha 90 nasıl diyeyim 93 yıllarında falan ben şey içerisindeyiz yani alternatif bir yaşam formu içerisindeyim.
Neden böyle bir şeyin içerisindeyim? Çünkü etrafımdaki gördüğüm herkesin hayatı birbiriyle aynı. Yani herkes işte bildiğiniz gibi yani iş bulup işte evlenip para kazanıp daha çok para kazanıp çocuk yapıp daha çok para kazanıp daha çok çocuk yapmak gibi böyle bir Sonra yani öldükten dünyada sonra da bir çocuklar ulan pezevenk zamanında daha çok çalışıp daha çok da para bırakmadı diye bir de arkandan küfür. aynen öyle. Yani bir tanesini alsam birisinin hayatını yani otursa gitsek mesela birisinin söyle bakın dayı senin hayatını ya işte biz şöyle şöyle yaptık böyle böyle yaptık. Tamam güzel sen söyle hayatın dediğinde o da aynı şeyi söyleyecek. Sen söyle o da aynı şeyi söyleyecek. Yani şunu demek istiyorum fazla dallandırmadan herkesin hayatı aynı. Ben de başka bir yaşam formu arıyorum. Yani ama bu yaşam formu öyle bir şey olmalı ki yani çok az çalışarak, mümkünse çalışmayarak veya çok az çalışarak normal yaşamam gereken hayatı lüks değil. Yani temel ihtiyaçlarımı karşılayabileyim. Barınma sorunu, elektrik, su falan. O zamanlar tabii güneş panelleri falan böyle çok canlı değil. Teknoloji o zamanlar işte navigasyon falan şey yok. Böyle Navionics falan yok. Bilmiyoruz da yani tekne. Sonra bu işte belgesellerde, kitaplarda falan aklıma yattı. Karavanı düşündüm herkes gibi ama karavan yani bir motor olan işte ne bileyim dizel almanız gereken bir de öyle bir şeyiniz yok. Yani ya privacy ne demek? Yani gidiyorsun bir yere herkes geliyor rahatsız ediyor falan yani. Şimdi öyle düşününce karavan konusunda dedim tekne olabilir bu ama tekne deniz tecrübemiz yok ama denizciliği de seviyorum yani. İşte sörf, dalma falan yüzme müzme. O zamanlar sörfe de yeni yeni böyle gaz kesiyoruz. Yani hem dedim yaşayayım hem de zevk aldığım bir hayat yaşayayım derken teknede karar kıldım ve doğru da yaptığımı düşünüyorum yani hala da öyle. Sonra işte istifa edince teknenin Türkiye şartlarında olmayacağını falan düşündüm. Çünkü para yok falan. Sonra bir de yani eğitimim gereği böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öyle 18 sene çalışıyorsunuz. Bir kamyon borçla istifa ediyorsunuz. Bir sürü de borcum vardı istifa ederken. Sonra yabancı bir şirkette çalışıyorsunuz. Yani bir 8-10 ay çalışıyorsunuz. Borçların hepsini ödeyip bir de tekne alıyorsunuz. Çünkü o zaman anladım ki yani benim gerçekten önemli ve vasıflarım varmış ve para ediyormuş falan yani. Ondan sonra öyle bir şey olunca işte tekneyi aldım ve böyle devam ediyoruz yani. Ve Peki YouTube kanalı açtım. YouTube. tekneyi Amerika'dan aldın. Şimdi pek çok denizsever dostumuz tekne satın almaya niyetlenmiş. Bu işi kafasına koymuş arkadaşımız. Hemen komşu kapı Yunanistan'a gidip oradan tekne almaya bile zorlanırken, onu bile büyük bir iş olarak görürken sen atladın gittin Amerika'ya. Tekneyi Amerika'dan aldın, değil mi? Ucuzdu çünkü yani. Amerika'da Süper. çok çerçöp var. Yani Amerika'da şimdi evet ucuz tekne var ama çerçöp var. Yani çöplerin arasında karıştırmanız lazım. Yani adam teknesini bile terk edip gidiyor yani. Marina el koyuyor. Marina da el koyuyor satmak için değil. Yani onunla uğraşmaktansa bunu Birisi diyor alsın kırpıp kırpıp götürsün kurtulayım. bedava. Bir tane marina da buradaki marina da hatta bir tane tekne vardı. Betondan tekne. Süper bir tekne. Nasıl biliyor musun? Yani tabii eski tekne ama yani yapılsa var ya kuğu gibi bir tekne. O kadar güzel. Marina dedi ki bedava adama. Bedava dedi. Al bunu. Baya yani saydılı maydılı var. İmzaladı verdi. Al dedi bunu. Ama dedi çıkacaksın buradan. Yer Yeter ki işgali al dedi. götür bunu. Kurtulalım bundan. Al götür bunu. Herif geldi aldı götürdü yani bedava. Şimdi arkadaşlar der ya bedava tekne orada bize de bulsana falan. Valla ben bulamam. Yani kendiniz Tabii. bulacaksınız. Tabii Bir. aynen. İkincisi çalışacaksınız. Yani bedava tekne de yani öyle bedava değil. Yani o eski bir teknedir. Onu yapmanız lazım. İşte ozmozu vardır falan. Bu işte bak benim kanalda geçmiş bölümlerde var. Ozmoz nasıl tedavi edilir bilmem ne. Bir sürü kanalda var yani bu yabancı kanallarda. Aslında işin özel önemli kısmı şu. Bir kere İngilizce öğreneceksin. İngilizce öğrenmezsen bu iş olmaz. Yani gerçek konuşalım. Parayla olmuyor bak. İngilizcen yoksa para yetişmez. Tamam mı? Nasıl iletişim kuracaksın ama yani? Ne diyeceksin yani? Ben bu tekneyi almak istiyorum. Hadi de bakalım yani. Türkçe de bakalım. Anlayacak mı? Yani bunu İngilizce demen lazım. Hadi Dolayısıyla bu ilk İngilizceyi yazışmaları öğreneceksin. Google Translate'ten yaptın ama He.
Ondan sonraki Ondan adıma sonra geçmen zor. zor. Bir de bu konuyu da çok büyütmemek lazım. Yani konuşulan İngilizce, konuşma dili 200 tane kelimeyle gidiyor yani. Kaç para, nerede, yukarısı, aşağısı, çok pahalı, çok ucuz. Bitti yani sağ sol. Where is the post office? This is the book. Bitti. Ama burada şeyi kendimizi kandırmamamız lazım. Yani konuşuyorum, şey anlıyorum ama konuşamıyorum. Bu yanlış bir şey yani. Onu kendini kandırma. Yani gerçekten biliyorsan what's your name, it's a book, onu söyle. Bir de bu adamlar kendi aralarında da anlaşamıyor. Ya. Onu da söyleyeyim yani. Bir olay var mesela. İstemores'te bir tane Irish İngilizcesi konuşan bir herif vardı. Orada hostel vardı. Biz de karı kıza takılmak için gitmiştik oraya bizim Mayka'yla. Herif konuşuyor İngilizce. Mayka'ya diyorum. Ne diyor bu ya diyorum yani. Mayka Amerikalı bu arada. Mayka İngilizceyi İngilizceye tercüme ediyor. Benim anlayacağım bir şekilde. Ben İngilizce konuşuyorum. Mayka yine Türkçe aksanıyla İngilizce konuşan birisini Irish İngilizcesine çeviriyor. Hepimiz İngilizce konuşuyoruz aslında. Tamam mı? Çok böyle kasıntı yapmaya gerek yok yani. Dediğin gibi böyle çok da mükemmel olmasına gerek yok. Yani buradan işte gelip İngilizceyi döndükten sonra bir şekilde internetten bulup çerçöp gelip ilk önce bir yer bulunması lazım. Bu önemli bir konu. Yani çalışabileceğiniz bir marina. Yani marina içerisinde olması iyidir. Çünkü marinanın ne bileyim forklifti var. İşte onu kaldırır, indirir, Şimdi adım sağlar, adım destek gidelim. olur bilmem ne. İyi kötü İngilizcem var. Ben gözüme kestirdim. Dedim bu Türkiye'deki hayat da beni bunalttı. Bir arayışa girdim. Dedim bir şekilde denizlere atayım kendimi. Çok fazla bütçem yok. İnternetten araştırdım. Bana uygun tekneler 8-10 bin dolar diyelim, 15 bin dolar diyelim. Artık rakamlara da çok takılmadan. Bir baktım Amerika'nın Florida'sında bir tane tekne. Aha tam da hayalini kurduğum tekne. İçinde fareler geziyor, hamam böcekleri geziyor. Tam benim istediğim gibi bir tekne. Gideceğim ben ama elimden işte gelmesi lazım. Sadece 3-5 kelime Evet. İngilizce ben Amerika'ya atladım gittim değil. Şimdi senin kanalını seyreden arkadaşlar bir anda gözlerinin önünden film şeridi gibi geçmiştir. Senin o tekneye harcadığın emek, yaptıkların, uğraşın Ya evet biraz yani tornavida tutmayı da tabii bilmek lazım. evet elin tornavida tutması deyimi olmaya başladı Türkiye'de. Çok doğrudur. Yani eğer beceriksizsen girmeyeceksin arkadaş bu işe yani. Beceriksizsen gideceksin yani evleneceksin çoluk çocuğa karışıp klasik bir hayat yaşayacaksın. Ya üzgünüm ya başka şansın yok yani. Bana ne becerikli olsaydın yani ben mi öğreteceğim sana ya bu yaşına kadar eğer hiçbir şey yapmadıysan. Bir de bizim insanımız o kadar aptal değil ki yani gidip tembel yalnız bak şöyle bir şey var. Adam mesela arabası bozuluyor, vantilatör kayışı değişecek atıyorum şimdi yani. Vantilatör kayışı değişecek gidiyor tamirciye bırakıyor ya da servis çağırıyor. Gidiyor orada goy goy etmiyor. Starbucks'a arkadaşıyla çete yapıyor. Niye gidiyorsun ki? Baksana adam vantilatör kayışını nasıl Beceremiyorum değiştiriyor? diyor. Alternatörü nasıl yapıyor? Geçip gidiyor. Beceremiyorum. Ben beceremiyorum. Beceremiyorsun o hayatı yaşa. Ben ne yapayım? Ben vallahi hiç böyle yani motosiklet falan vardı işte ya da araba olduğu zaman ya da bir şekilde sanayiye gittiğimde zaten küçükken de sanayide büyüdüm. Bakardım nasıl yapıyor ya falan filan diye. Mesela bizim Çeşme'de bir arkadaş var, Mazlum Elektrik Ercan. Ona mesela hiç ben başka bir şey için tamire gitmişim. Orada o esnada alternatör tamir ediyordur. Ercan'a sorardım ya bu nasıl çalışıyor birader ya bu nasıl şey. O da anlatırdı sağ olsun. Öğreneceksiniz arkadaşlar yani öğren bilgi güçtür yani bilgi yoksa ya üzgünüm yani böyle bir yani bir hayat yaşarsınız. Ya bilginiz varsa, İngilizceniz de varsa bence bir sonraki adıma geçelim burada. Amerika vizesi. Yani adam becerikli, İngilizcesi de kendine güveniyor. Becerikli Tamam. konusunda da hızlı öğreneceğini düşünüyor. Ama Amerika vizesi yok. Neden bahsediyorsun Nasıl falan. alacağız? Ben konsolosluğa direkt gitsem Türkiye'de. Arkadaş selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben geldim. İşte Amerika'ya gideceğim. Bana vize verin. Derseniz verirler. Bu kadar. Bu kadar verirler. Amerika bak şimdi Amerika vize almak konusunda burayı açalım yalnız. Vize almak konusunda en kolay ülkedir. Yani muhtemelen mesela Avusturya'dan kolaydır. Avusturya biraz yavşak bir ülke bu konularda ne bileyim Avrupa'nın bazı ülkeleri böyle Schengen mengen tarzı. Amerika'da burası önemli. Konsolosluk görevlisi o her şey onda bitiyor tamam mı? Sen şimdi o DS-160 formunu dolduruyorsun ya onu mümkün olduğu kadar değil yani %100
Doğru olan şeyi yazacaksın. Onu doğru olan şeyi yazdıktan sonra gideceksin görüşmeye gittiğinde o adama bak şimdi empati yapalım. O adam Amerikalı. O adama onun ülkesine gidip işini görüp geleceğini güvencesini vermen lazım. Bu da nedir? Bu da paradır. Tamam mı? Şimdi senin param yok. Lise terksin. Türkiye'de Askerliğini bir yapmamışsın. bağlantın yok, bir bağın kalmamış. Evli değilsin, askerliğini yapmamışsın, lise terksin, paran da yok. Kusura Bariz bu bakma, adam her ne kapağı zaman. atacak Amerika'ya. Bir daha da bu adamı Evet. bir türlü çıkaramayacağız biz Amerika'ya. Ya o adam işte Amerika'ya kapağı atacak, bir tane şişko bir Amerikalı kız bulacak. I love you, you love me, I love you. Tamam mı? Green kartını cebine koyacak. Tamam. Bu kafada bakıyor adam. Dolayısıyla ona orada kalmayacağının güvencesini vermen lazım. Bu da senin eğitiminle, paranla, İşte sosyal mevkinle falan. Yani Türkiye'ye geri döneceğinin bağlantılarını kanıtlaman lazım. Hani En orada kötü bir ihtimal işin. Amerika'ya kapağı atıp burada kalsa bile en azından başımıza bela olmayacak bir adam izlenimi yarattı. Yani ona da vermezler. Yani Ona da mı vermez? Amerika'ya kapağı Eyvallah. atmayacaksın yani. O Tamam. izlenimi vermiyor. İşimizi Tamam mı? bitiriyoruz. Biz Bunun için şöyle bir tüyo var. Burası önemli arkadaşların yapabileceği. Şimdi şöyle düşünelim. Biraz daha işi kolaylaştıralım. Lise terk, askerliği yapmamış, hiçbir bağlantısı olmayan gariban bir vatandaş nasıl vize alacak? Alamayacak mı? Alamayacak diyemeyiz. Şöyle olur. Ben onların yerine olsam ilk önce dandik dandik ülkeleri gezerim. Yani bir şekilde para bulacaksın ama yani. Yani çalışacaksın. Gideceksin. Nereye gideceksin mesela? Kim vize uygulamıyor bize? Fas atıyorum. Tamam mı? Fas'a gideceksin. Ondan Suriye'ye falan gitmeyeceksin. Yalnız öyle Middle East, Orta Doğu ülkelerine falan. Çünkü Amerika bu konuda biraz hassas. Ondan sonra İran'a falan gitmeyeceksin. Ne bileyim Gürcistan'a gideceksin. Ukrayna'ya gideceksin bayi toplantısına. Ondan sonra ne bileyim öyle vize uygulamayan ülkelere gideceksin. Pasaportunda böyle stamplar Giriş olacak çıkış şekilde. mühürleri olacak. Evet. O mühürlerle vize isteyen, vize vermede sorun olmayan ülkelerden de gideceksin bu şeye. Mesela atıyorum Meksika gibi işte işin iyi ülkesi ama vize konusunda sorun çıkartmıyor. Meksika konusunu sonra bana hatırlat bir şey söyleyeceğim Meksika konusunda. İşte ne bileyim Guatemala gibi işte Honduras gibi. Şimdi adam vize memuru, Amerikan vize memuru. Açıyor şimdi geliyor merhaba neden vize almak istiyorsunuz diyor pasaportu açıyor bakıyor kalbi kadar tertemiz pasaport hiç bok yok tamam mı? Tamam. Ne iş yapıyorsun orada zaten görüyor lise terk askerliği yapmanın Tamam. tamam teşekkürler eline bir tane kağıt veriyor geri gönderiyor bak soru bile sormuyor aynı sahneyi tekrar canlandırıyorum açıyor bir sürü stamp var o çok gezmişsiniz neden gezdiniz? Ben traveler'ım. Öyle geziyorum işte. Seviyorum böyle Ama farklı kültürleri. mutlaka da Peki her ama gezimin sonunda Türkiye'ye de dönüyorum. işte bravo. Aynı şeye. Böyle dönüyorum. Ondan sonra peki Amerika'ya niye gitmek istiyorsunuz? Ben işte daha önce tekneyle atıyorum şimdi. Tekneyle Yunanistan'a gitmiştim. Çok sevdim. İşte orada bir tane tekne buldum. Ona bakmaya gidiyorum. Peki paranız var mı? İşte var şurada banka dekontum bunun bir geliriniz var mı? İşte onları falan halletmeniz lazım. Altını doldurmanız lazım. Şimdi doğruyu söyleyeceksiniz. Amerika konusunda şöyle güzel bir şey var. Amerikan propagandasını yapmak istemiyorum. Şimdi Küba konusunda gıyıl gıyıl etmiştim. Amerika konusunda da gıyıl gıyıl ederim ama doğruya doğru bir şey var. Dürüstsen, doğru söylüyorsan uzun vadede kazanıyorsun bak. Adam böyle bir Kesinlikle. sistem yapmış. Tamam yani ona göre altını doldurursan Amerika vizesini çok rahat alırsın. Ama adamın vize kurallarına da uyacaksın. Benim gibi yapmayacaksın. Gelip böyle bir sene uzatmayacaksın vizeyi. Tamam mı? Vizen Adam doldu diyor ki mu yani hiç arka çıkacak. kapılar araştırmayacaksın. Vizen Ha, dolmaya çıkacak. yakın çık git bir ay sonra gene gel. Yani aynen öyle. Yani geldiğinde de onlar zaten birkaç kere bunu yaptığında onlar seni içeri alacaklar. Niye geldin kardeşim? Daha yeni buradaymışsın falan. Bunun altını destekleyeceksin. Diyeceksin ki ya benim teknem var. Bakın burada işte title'ı burada. Bak marina kontratı burada. Ben işte şey vize konusunda papaz olmamak için çıkıp giriyorum falan diyeceksin. Bunun altını da dolduracaksın. O hani havaalanında gümrük Burada kilit şey nokta yapan var ya. samimi olmak, dürüst olmak, kurallara Aynen. harfiyen uymak.
Aynen öyle. Yani bu kurallara uyup yani işini göreceksin yani. Tamam. Çünkü o adam da Peki, aptal değil yani. Yani o. İngilizceyi öğrendik. Tekneyi bulduk. 3-5 bütçemizi de ayarladık. Hadi hasbelkader vizeyi de aldık. Uçak biletimizi de aldık. Atladık, şimdi indik Amerika'ya. Gittik, teknenin başındayız. Satıcıyla buluştuk teknenin başında. Bir survey falan gerekir mi o saatten sonra? Zaten Onu bahsettiğimiz işte tekneler içinde farelerin koşturduğu, baştan sona bir elden geçmesi gereken, artık gözden çıkarılma aşamasına gelmiş teknelere anca bütçemiz yettiği için öyle bir evet. tekneye survey vesaire de ihtiyaç olur mu? Ne dersin? O zaman bak şimdi o zaman şimdi Korkunu Yen Hayalini Yaşa diye bir kanal var. Orada 260 tane bölüm var. Bu adam burada bu bölümleri rakı içerken yapmadı. Bunları seyretmiş olacaksın. Şimdi ya da Murat Eransoy'u seyretmiş olacaksın. Ama ben Dolayısıyla neyin tekne nasıl kısmına çok fazla girmiyorum ya. yapacağını biliyor olman lazım. Bunun için aslında ya tabii şimdi parantez açayım. Bu arada benim geçmiş videoları 200. bölümden öncekileri ben genele kapattım. Sadece abone olanlar seyredebiliyor. Çünkü bir sürü gereksiz adam orada geliyordu falan. Bir de 6 senedir o videolar oradaydı. 6 senedir gelmeyen adam daha gelmez artık yani. Çünkü onlara özel bir şey vermem gerekiyor. Bir arşiv orası aslında. Yani bilgi kaynağı. Dolayısıyla kanala abone olurlarsa o videolar açılır. Şey diyeceğim. Yani burada neye nasıl bakacağınızı biliyor olmak lazım. Bunun içinde daha önceden bir teknede seyahat edip kuru olmanız lazım. Tamam. Tamam mı? Yani bu her şeyden önce şimdi bu vize mize İngilizce falan filan var ya, İngilizce ile beraber bu. Tamam mı? Yani onlardan önce İngilizce ile beraber bir tekneyi kuru olmanız lazım. Kaptan olamayacağınız için kuru olmanız lazım. Ama burada şöyle bir dezavantaj var. Biz ona tıpta meme faktörü diyoruz. Yani dişi olmadığınız için kimse sizi almayacaktır tekneye. Tamam. Tamam mı? Erkek olduğunuz için para vereceksiniz. Bayağı bildiğin para vereceksin. Ya diyeceksin ki ya işte Mahmut abi sen İstanbul'a gidiyorsun. Ben de sana 200 lira vereyim abi. Beni de al abi. İt gibi Şimdi bu çalışayım ben. Sen gitsin. Hırvatistan'dan tekne getirenler Türkiye'ye falan, onlara yapışacaksın yakalarına. Gerekiyorsa Aynen. masrafı da destek olayım, yardımcı olayım diye Evet. birine kapağı Evet. atacaksın. Bir uzun yol tecrübesi, bir deniz tekne tecrübesi, iyi kötü. Birkaç kere yapacaksın bunu. Yani bir dümen nedir, işte motor nedir, pervane nedir, teknenin sağı ne taraf, solu ne taraf, hava yersen ne yapıyorsun, kusacak mısın, kustun, belki tekneden nefret edeceksin. Bir daha hiç binmek istemeyeceksin yani. Aynen. Şimdi bunları bilmeden böyle bir maceraya girmek gerek yok. O yüzden yani bunu parayla, biz erkeklerin böyle bir dezavantajı var. Eğer bayansan zaten genelde denizciler biraz at hırsızıdır. Kendi adıma konuşuyorum. Almak isterler. Yani çünkü bir kadının bir şeyi var yani yani ne bileyim yani genelde böyle tipler almak ister. Bayanlar biraz daha şanslıdır bu konuda. Ama tabii bunun anlamı şu olmasın. Yani işte gideceksin o adamla yatacaksın falan filan değil. O daha önceki videolarda da söyledim. Adamla bir hafta karada bir şey yapın birkaç gün. Bakarsın herif hırsızı böyle süt lazım mı abla falan gibi böyle yanlışıyor. Bilmezsin onun teknesine yani. İşte yani o senin bileceğin bir iş. Yani o nasıl yapacağını zaten biliyorsun bu işleri. Kadın Peki bunun olmasına da üzerine işte. tekrar Amerika'da teknenin başına gittiğinde ödemeyi yapmadan önce bir daha iyi bilen bir profesyonele tekneyi göstersem mi demek gerekiyor mu? Özellikle bunun üzerine çok duruyorum çünkü çok soru geliyor bana burada. İnsanlar belki haklı olarak İyi kötü biriktirdikleri, az da olsa bir birikimleri, dişinden tırnağından ayırtırarak biriktirdiklerini böyle kazıklanma içgüdüsüyle, ne bileyim acaba hata mı yapıyorum korkusuyla çok çekingen davranıyorlar. Burada da şeyler devreye giriyor. Profesyoneller. Şimdi o arkadaşın teknenin çok böyle açık uçlu bir soru bu. Yani teknenin durumunu, arkadaşın ekonomik durumunu, arkadaşın Amerika kültürüyle alakalı uyumuna falan hepsine bağlı. Bir tekne sorayı bildiğim kadarıyla 1.000 dolardan aşağı olmuyor Amerika'da. Bir de 1980 model bir tekneye survey. Ne kadar Adam gerekli zaten işte. adam sana zaten 5.000 dolara verecekse, tamam mı? Yani
35 fitlik bir tekne atıyorum ya da 33 fitlik, 32 fitlik işte 30 fit bir tekneye 5.000 dolara verecekse yani döverler adamı şimdi yani gideceğim ben bunu O alıyorum ya noktada yapacağım diye. ha işte o noktada biraz hislerine ve şansına güvenip gireceksin işe. Ya da girmeyeceksin. Bak o noktada ne yapalım? Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Arkadaşlar referans alabilir. Ben bakıyorum tekneye, lan diyorum bu tekne dışarıdan nasıl görünüyor? Bu çarmık telleri, ıstralyalar, direkt yelkenleri nasıl acaba? Ulan yelkenler St. Petersburg'da Tampa'nın güneyinde ikinci elden satılıyor. Yelkenlerin hepsi boktan olsa oradan alabilirim. Çarmık tellerini de bu çarmık tellerini de parantez açayım. O kadar hamşan bir şey değil. Alacaksın eskisini. Bak çıktın orada 3-4 tane çarmık teli var ya. Çıktın baba yukarıdan söktün aşağıdan gevşettin. Aldın onu götürdün telciye dedin ki bana aynısını ver. Tamam. Bak şimdi işte çarmık teli şöyle bağlandı buradan kıstırgaçlı oldu bilmem ne. Bunlarla girme onlara da tamam mı? Sen de ki bunun aynısını ver o sana veriyor. Kaça veriyorsun baba? 300 dolar. Al onu getir teker teker değiştir. Anlatabiliyor muyum? Bunları böyle düşün. İşte çarmıklarını böyle değiştirirsem şöyle yapsam ama bunun dümen palası işte motoru çalışıyor mu? Şimdi motor kısmı önemli çünkü herkes mekanik değil. Ondan sonra bunun altında ozmoz var mı? Bunların hepsini düşünürken ben bunları yalnız başıma yapabilir miyim? Burası önemli. Burası potansiyel sorun. Ben bunları yalnız başıma yapabilir miyim? Yapabilirim. Ne kadar bir sürede yapabilirim? Nereden baksam 1,5-2 sene sürer bu. Tamam. Vize sorunumu nasıl çözerim? 6 ayda bir girer çıkarım. Peki param var mı? İşte olduğu kadar var. Belki de buralarda çalışırım falan filan. Orası da tamam. Ondan sonra ama bunun için bir de yer bulman lazım. Yani o marinada kalabilecek misin? Çünkü yer önemli. Yer yoksa nerede yapacaksın tekniği yani? Anladın? Amerika'da işçi tutarım yaptırırım unut onu. Yani böyle marin işlerde saatli 100 dolar falan yani atıyorum şimdi yani. De Ya çok pahalı. Avrupa'da da Yani öyle, Amerika'yı da duyuyorum. Adam saat, man hour asıl yekünü tutan. Yoksa malzeme fiyatları nispeten uygun. Ama bir adamı tutup da şunu tak dediğinde o aldığın, satın aldığın malzemenin iki katı işçilik sana çıkarabiliyor. Doğru, hayır, kesinlikle. ya kendin yapabilirsin aslında. Çok zor bir şey değil ya. YouTube gani der ya. Yani git YouTube'a bak yani. Vallahi bak. Yani ben ne şanzımanı söktüm işte YouTube'dan. Buzdolabı yapmayı öğrendim. Yani çok zor bir şey değil. Zaman ne olur? Yani her şey bir anda olacak bir şey yok. Asıl önemli olan konu başa gelelim bak. Vizeyi aldık Amerika'ya indik. Uçaktan geçtik. What's your purpose for your visit? I'm gonna buy a boat. Okay, geçtin oradan da. Ondan sonraki bölümle tekneye ilk tornavidayı vurmak arasındaki bölüm pat bölüm kaldı. Orayı açıklamamız lazım. Evet. Orası önemli. Şimdi geldin hemen ikinci gün tekneyi aldın bilmem ne yapma onu. O çok büyük bir hata. Ne yapacaksın? İlk defa Amerika'ya gidiyorsun. İlk önce Amerika'da işler nasıl oluyor? Tamam mı? Yani mesafede uzak insanlar nasıl gidip geliyor? Araba var mı? Orada tanıdığın bir Türk var mı? Tanıdığın Türkiye ne kadar güvenebilirsin? Pek de böyle yani Amerika'daki Türkler hepsini tenzih ediyorum çoğu insanı ama yani öyle yaralı parmağı işemezler yani pek. Ya haklı olarak işemezler. Kapitalist bir ülke. Amerika'da birisi seni havaalanından almaya geliyorsa o adam gerçekten seni seviyordur ha. Yani çünkü orada senin havaalanına gelip alması demek o adamın 2 saati demek. 2 saati 25 dolardan 50 dolar demek. Gaz da yaktı. Süper Tamam o hesap. öyle düşünür tamam mı? Yani her şey böyle paradır orada. Dolayısıyla Amerika'da işler nasıl yürüyor? Eğer bir tanıdığın varsa güvenebileceğin avantaj. Onun yanında git takıl biraz ona. Nasıl işte bir tane araba ehliyeti al. Turist vizesiyle ehliyet alabilirsin. Tamam mı? Sınava giriyorsun alıyorsun yani. O ehliyeti al. O ehliyet üzerinden her şeyi yapabilirsin artık yani. Anladın mı? Yani orada mesela 6 aylık süre verdiler ya. O 6 ayda o ehliyeti kullanırsın. Araba kiralarsın ya da araba alırsın. Gidersin 2-3 bin dolar araba alırsın falan. Bir ulaşım aracı olması lazım. Bir süre yani birkaç ay Amerika'da yaşayıp öğren. Ama Ben bu olsam. yaşayıp öğren derken de işte gece kulüpleri nerede onu öğren değil. Ya da müzeler nerede, sanat tarihçileri nerede takılıyor değil. Marinalara takıl. Hangi marinada ne var? Bu marinada işler nasıl yürüyor? Tabii, tabii, Fiyatlar nasıl? tabii ve ben ilk geldiğimde de geyik olsun anlatayım. Şimdi bir arkadaşın yanına geldim. Arkadaş biraz kilolu.
Geldiğimizden beri biz buffet deniyor. Böyle açık büfe işte 7 dolar 10 dolar veriyorsun hayvan gibi yiyorsun, tamam mı? Hep oraya gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Yok, Meksikan restoranına gidiyoruz, Amerikan buffet'a gidiyoruz bilmem ne. Dedim oğlum başka bir şey yok mu bu Amerika'da? İşte dedim kızlar mızlar yok mu? Var dedi. Dedik tabii gidelim tamam. Striptiz klaba gittik biz. Oh. Allah çırılçıplak dans ediyor falan bilmem ne. Orada ben de işte ya kızlara falan fazla takıldık falan bilmem ne. Biz unuttuk şeyi tekneyi metni, her şeyi. Unuttuk birden böyle ha çok güzel tamam ben şimdi şişman bir Amerikalı bulurum. I love you, you love me. Bir de iş bulduğum zaman arabayı da çekerim falan filan. Onlara fazla kapılmayacaksın. Amaç neyse onda Ha. stabil kal yani. Tamam mı? Çünkü onun da bir sonu yok. Yani isterseniz sorun. Burada Amerika'daki yaşayan arkadaşlar söylesin yani ben çok mutluyum ben bu hayatımdan diyen arkadaşlar vardır. Çok mutluysan da neden bu kanalı seyrediyorsun? Bir şeylerin arayışı içerisindesin diye sorar falan sana. Yani şimdi demek ki neden arayış içerisindesin? Yani öyle fazla böyle sapıttırmadan amacın ne? Ben niye geldim? Amacım ne? Ne öğreneceğim? İşte Amerika'da nasıl yaşanır? İlk önce birkaç ay onu öğren, çık, tekrar gel. Bu sefer tekne odaklı gel. Anlatabildim mi? Yani Yani orası ilk önemli. vizende Amerika'yı tanı, orada işler nasıl yürüyor Bir onu tanı. keşfet. He, anladım. Ya zaten Ama orada tekne için ayırdığın bütçeyi de striptizcilere dağıtma. evet, o da aslında bir şekilde test olur sana. Eğer gelip Amerika'daki o janjanlı, o ilk baştaki görünen hayatı, böyle filmlerdeki gibi müstakil evler, işte yılbaşında falan geldiysen her tarafta böyle jingle bell, jingle bell falan böyle güzel güzel işte kar yağıyor, o güzel bir hayatı dışarıdan gördüğünde ona kapılıyorsan zaten tekneyi çok istemiyorsun demektir tekne hayatını. Dolayısıyla o yönde gidersin en azından bir Kara test olması hayatına için yani. devam o zaman. Ve devam edersin işte yani devam öyle yani o zaman bile eğer sorgulamaya devam ediyorsan teknede devam edersin bu sefer daha bilinçli olursun. Bir dahaki gelişinde İngilizcen de biraz gelişir zaten geldiğinde neyi nasıl yapacağını o kısımları geçtikten sonra o teknenin motoru falan önemli değil onlar. Mesela teknenin motoru bozuk ne o? Kaynamış mesela dönmüyor. Ya Amerika'da bunlar ucuz ha. Yani kolay, ucuz derken kolay. Kaç para motor yanmak? İşte atıyorum 15 bin dolar sıfır. Niye sıfır alıyorsun? Aman internete diyeceksin ki ikinci el yanmak, 30 beygir motor. Tık tık bir bakmışsın herif 2 bin dolara satıyor. Rebuild deniyor tamam mı? Yani rektife edilmiş motor yanmak, orijinal. Ama rektife edilmiş yani. Adam diyor ki rektife edildi. Şu kadar saatte rektife edildi. 2 bin dolar. Gidiyorsun alıyorsun eskisini çıkarıyorsun yenisini takıyorsun. Bitti. Hatta Bizdeki eskisini de gibi 200 değil. dolara satıyorsun. Ha Müşterisini eskisini bulursa. de alıyor aga yani onu da düşüyor yani anlatabildim mi? Ama bu işi Guatemala'da yaparsan, Meksika'da yaparsan oho diğer Turistler arkadaşlar geldi diye gelecek. bekliyorlar zaten. Aynen yani bir kere parça yok oralarda anlatabildim mi? Bu işin yeri Amerika yani. Dolayısıyla öyle Tamam. parça bulma konusunda korkmayacaksın yani. Bu aşamayı da geçtik. Şimdi vizeyi aldık işte İngilizce öğrendik vizeyi aldık. Amerika'ya geldik. İlk önce o salaklığımız geçti. Tekneyi bulduk. Tekneyi aldık ama tekne çok hurda. Ama gözümüz korkmayacak. Neden? Çünkü elimiz tornavida tutuyor. Anlatabildim mi? Ama tekneyi seçerken de internetten önce bir bakıyoruz, piyasayı yokluyoruz, değil mi? Orada 3-5 tekne belirliyoruz ama direkt de gidip o tekneye odaklanıp illa ben bu tekneyi alacağım değil. Bir çevreye bakıyoruz, yan marinaya gidelim bir bakalım. Orada belki internete konmamış bir fırsat vardır. Biraz da böyle insanlarla sohbet edelim, tanışalım, değil mi? O marinada çalışanlarla. Ya o mesela bir tanesi diyecek oradakilerden. Ya benim bir Ahmet dayı vardı, iyice ihtiyarladı. O teknesini satmaya niyetli ama gidelim bir konuşalım Aynen. istersen gibi. Aynen Yani aynen. direkt Dediğin çok bir doğru. tekneye odaklanıp onun peşinden de gitmemek lazım. Yani biraz daha açık olmak lazım oraya gidince. Doğru. Doğru. Zaten o ilk başta kuru oldun ya birkaç kere mesela bazı değişik değişik teknelerde aşağı yukarı kafanda ne alacağını bilirsin tam olarak bilmezsin. Yani spesifik olarak bilmezsin ama nasıl bir tekne alacağını neyi istediğini bilirsin. Yani yani öyle bir beklenti içerisinde girirsin. Dediğin gibi diyaloğa girdikçe bir de bu adamlarla diyaloğa girmek çok kolaydır. Bizdeki gibi değil yani. Tabii. Gidersin mesela bizde böyle merhaba dersin seni tanımıyorum kardeşim ne olacak ya falan filan diye bakar.
Buraya gidersin. Hi, how are you? Good, how are you? What you guys doing? Falan diye. Ben, 2 ya bir dakikada adam 40 anlatır yıllık işte, ben ahbap çıkarız. Ohio'dan geliyordum da karım işte beni boşadı da bilmem ne. Bir bakın 15 dakikada herifin hayat hikayesini, tamam mı? Anlarsın. Sen de yani, ben ilk başta öyle diyordum diyaloğa girerken. Diyordum ki yani, affedersin çok üzgünüm, benim İngilizcem iyi değil, İngilizce benim ikinci language diyorum, tamam mı? Yani ikinci dilim diyorum bu esnada, parantez içerisinde, bak ben bir tane konuşuyorum, ikinciyi konuşmaya çalışıyorum, akıllı ol falan demek istiyorum, tamam mı? Ama hata edersem de kusura bakma diyorum. Zaten oradaki adam da şey yapıyor yani, daha yavaş konuşmaya çalışıyor falan. Dolayısıyla arkadaşlar çok böyle sıkıntı yapmasın o konuda. Bir de dediğin gibi başka marinalara falan bakabilirsin, alternatiflere bakabilirsin, ama bu da çok bir testtir. Yani o da olsun, bu da olsun. Bir dakika baba, senin bütçe neydi? 10 bin dolar. Sen niye bakıyorsun bir süre sonra 70 bin dolarlık tekneye bakıyorsun? Aa, bu çok güzel ama. Ama sende para yok. Hiç Sende para onlara yok. bakma. Hiç kafayı çevir geç Bakma git. yani, amaç neyse ne yaptın sen? Lan dedin ki ben 5 bin dolara bu tekniği alırım. 5 bin dolar da bu sene masraf yapsam buna. İşte marina kirası bilmem ne. Türkiye'ye gitsem biraz para yapsam, ya da bir şekilde çalışsam falan, gelsem bu teknenin ikinci senede şu kadarını yapsam, üçüncü sene Küba'ya gitsem, bir planın vardı senin. Sen 70 bin dolar tekneyi ne yapacaksın? Bir de Hiç. şöyle bir konu var abi. Bizim arkadaşlarda var. Geçen birisi 50 fitlik tekne almış. Tamam mı? Tamam. Burayı kesebilirsin istersen. 50 fitlik tekne almış. Ya dedim, senin denizcilik tecrüben yok dedim. 50 fitlik tekneyi ne yapacaksın? Abi ucuza veriyordu diyor. Ya dedim, sen vibratör satılsa ucuza diye alacak kullanacak mısın bunu? Yani ucuza diye bir mal mı alınır yani? Kullanmayacağım bir şey. Yani 50 fitlik tekneyi ne yapacaksın? Sen dümen tutmamışsın ya. 50 fit. Düşünsene, bir yere gitsen dönsen dönemezsin marinada yani. Koca bir tekne. Yani bir de bunu hadi Şimdi gittin ön tarafa gelken açacaksın. 2 saat. Yani yolda mola vermen lazım. o kadar Yani 50 güzel bir noktaya tekne. geldin ki, o kadar güzel noktada şeyler söylüyorsun ki, benim de sürekli fırsat buldukça artık bıktırma seviyesinde tekrar ettiğim bir konu. Bu işin başrolünde bir oyun sergiliyorsak bu dünya dediğimiz sahnede, bunun başrol oyuncusu o tekne değil. Bunun başrol oyuncusu sensin. Sen kendine yatırım, kendinle ilgili planlar yap. O Bravo. tekne olur, onu alırsın, yarın öbür gün satarsın, daha iyisini alırsın, daha kötüsünü alırsın. Ama başrol oyuncusu sensin. Sen kendine yatırım Doğru. yap. Bravo. Ama bizde maalesef dediğin gibi işte 50 fit olsun, şu elektronikler olmazsa olmaz, bu olsun, şu olsun. Kendi eksiklerini insanlar bu sefer teknenin artılarıyla kapatabileceklerini, İşte tekneye koyacakları ekstra elektroniklerle kapatabilecekleri yanılgısına düşmeye başlıyor. Bu sefer Evet. de kaptanlığın, bilginin, tecrübenin değeri gittikçe azalıyor. Muş gibi gözüküyor. Yok yok, kesinlikle katılıyorum. Bugün 30 bin tekne alırsın, yarın 50 fit tekne alırsın. 30 fit tekne aldıktan sonra onu satıp 50 fit tekne almaya karar vermen senin vasıflarınla alakalı olmalı. Daha büyüğüne sahip olmak değil. Tamam ya, işte çocuklar da var bilmem ne. Allah Allah, tekne hayatını seçiyorsun. Çocuklar olmasa ne olur yani? Ya çocuklar salonda yatsa ne olur? Tekne hayatı zaten. Yani ne yapacağız? Balkon çıkarız ya yakında. Oraya da çim ekerim falan. Ne yapıyorsun yani? 30 fit bir tekne neyine yetmiyor? Ondan sonra satarsın. Senin gibi bir sürü insan var tekne hayalı. Yani senden sonra gelen 30 fit teknesi olmayıp da almak isten, onu satarsın yani. Şu da önemli. Şunu arkadaşlar özellikle unutsun yani bak. Ben bu tekneyi alayım, bunu da 2 katına satayım, para kazanayım falan. Tekne işinden para çok nadiren kazanılır. Yo, şu an Çok nadiren. kazanıyorlar Türkiye'de. Hırvatistan'dan getirdikleri hurda tekneleri biraz O boyayıp başka. cilalayıp 2 katı fiyata buluyorlar birilerini. Yani Satıyorlar o işte şu dönem. talep arttığı için işte, şimdi Ama neden o geçici kadar bir dönem. fiyat? Bir de bir teknenin ederi var, tamam mı? Yani Aynen. herkes teknesini en çok paraya isteyebilir. Ama yani o teknenin bir yılına, yapısına, işte teknenin daha çok yapısıyla alakalı ve kimin ne istediğiyle alakalı bir ederi vardır. İşte bu ederini bulmak biraz sorun. Ben bulamıyorum. Bazı insanlar mesela atıyorum full salma ister. Tamam mı? Bazıları fin salma ister. Ne bileyim, ona göre bir değerdir onun için. O yüzden bir
şey yok. Yani gidersin Mercedes'in fiyatı 300 bin liradır atıyorum Türkiye'de. 300 bin lira ise her yerde 300 bin lira civarıdır bu. Ama tekne öyle değil. Değil. Yani bazı tekne 60 modeldir 200 bin liraya satılır. Yani 2020 model tekne orada o da 200 bin liraya satılır. Ha. Anlatabildim mi? Yani bu bir garip bir hayal. Yani Yani bunu alıcıyla satışının el sıkıştığı fiyat o an için doğru fiyat. evet yani o insanlar bulmuştur birbirlerini. Öyle yani tekne işinden ben para kazanırım derken Hırvatistan'dan alıp satanları kastetmiyorum. Hani alayım bunu kullanayım bir süre sonra satayım falan diye bilmiyorum yani kazanılmaz herhalde. Yani kazanılıyorsa Türkiye'de kazanılıyor demek ki o da enteresan bir durum yani. Ama o kazanacağım diyenler, kazanıyorum diyenler işin sonunda büyük zararlar edecekler. Gidişat onu gösteriyor. Ve ben yıllardır da uyarmaya çalışıyorum arkadaşları. Fırsat buldukça dediğin gibi bir malzemenin, bunlar bir alettir, araçtır. Bir aracın bir ederi var. Ama Evet. ederi illa kesin küsuratlı şöyledir değil. Bir bant var. O bantın Evet. içinde kalması lazım onun. Biraz düşer, biraz çıkar. Ama o bantın iki katı üstüne çıkıyorsa o fiyat, orada artık ticaretin dışına çıkılan bir üç kağıt ekonomisi dönüyor demektir. Ve bu üç kağıt ekonomisinden de birileri büyük zarar görecek demektir. Bir konu var. Bir de tekne alma konusunda eğer teknede yaşamayacaksa arkadaşlar full zamanlı ya da çoğunlukla tekne almamayı düşünsünler. Anlatabiliyor muyum? Ya onlara karışmam ya sana ne para benim değil mi kardeşim diyebilirler. Haklılar para senin. Ama bana sonra gelip gıyıl gıyıl etmeyeceksin yani o zaman para aldık diye para verim diye. Yani gidip bana şunu deme yani Marna kiraları şey işte şu kadar para işte o yüzden çek Marna'da bu kadar masraf çekme seni bana almasın para senindi. Ne yapayım? E bana niye gıyıl gıyıl ediyorsun? Demek istediğim şu. Teknede yaşamayacaksan gerçekten bir kere bu yaşayamayacaksan tekne bir aysa bu senin ihtiyacın yok demektir bu tekneye. Aynen. Bir ay ihtiyacın olduğu sürede git kirala arkadaş. Daha ucuza gelecek. Kesinlikle. Hatta avantajlısın yani. Bu sene bir tane manol kiralarsın Bavaria. Öteki sene gidersin bir tane lagun kiralarsın katamaran. Hatta bir arkadaşınla beraber kiralarsın ailecenek. Mis gibi tatil yaparsın. Ne işin var marinaları? Öyle bir kulüp mü var? Biz Türkiye marinalarını zengin etme kulübü üyesiyiz. Tamam mı? İyi tamam sen, senin seçimin. Ben ne yapayım? Yani teknede tam zamanlı yaşamayacaksın. Bu bir alternatif yaşam formu diyoruz bak konuya başlarken bile. Yani bunu yapmayacaksan mal sahibi olmak için yapıyorsan bu işi zaten burayı seyretme yani. Bunlar baştan beri söylediklerimiz seni ilgilendirmiyor yani. Git Hırvatistan'dan al bir tekneyi koy marinaya. Sev onu. Tam zamanlı yaşansın bu teknede yani. Ya Ya gitsin ben Göcek'te bir koyda yaşansın. Bir yerlerde yaşansın yani. Diye İstanbul'da düşünüyorum. Marina'da kalırken teknem vardı. Bir tane 37 Bavaria vardı bende de. Marina'da yanımdaki tekne galericiler, abi kardeş, bir de bir akrabaları, üçü ortak araba alıp satıyorlar ve heveslenmişler tekne alacağız diye. 44 fit mi 46 fit mi gitmişler Hırvatistan'dan bir Bavaria alıp getirmişler. Aracılarla vesaireyle, kaptanlarla. Yanımda komşumdu o. Adam her gün bu araba parlatma, cilalama makineleri var ya, sürekli teknenin üstünde tekne parlatıyor. Ya diyorum, bu böyle olmaz. Bak, ara sıra çıkın, dolaşın. İşte burada Palamar botları falan da size yardım eder. Tamam, acemisin. Ama onlara söylersin, 3-5 de açtıklarını versen adamlar senin etrafında pervane olurlar. Seni yanaştırırlar, ayrılmana yardım ederler. Ufak ufak öğrenirsin. Yani burada park ettiğin yerde öğrenemezsin. Bunlara ben veriyorum gazı, veriyorum gazı. Bir gün gazı almış bunlar. Çıkmışlar. Çıktıklarının yarım saat sonra şanssızlık işte. Balıkçı ağaların eski ağlara pervaneyi dolamışlar. İşte telefon, telsiz, şu bu. Palamar botları gelmiş, yakalamış bunları. Geri marinaya getirdiler. Gene bir iki ay çıkmadılar bunlar. Tekrar ben veriyorum gaz ya. Olur, şanssızlık şu bu. Çıkın. O ikinciye yine gazı aldılar 2-3 ay sonra. Bu sefer de ana yelkeni açacağız derken ana yelkeni direkten çektiğimiz outhole dediğimiz halatın bağlandığı yeri kopardılar. Orayı parçaladılar. Yine hadi gerisin geri. Yani teknede yaşamayıp
Onlar ama bir daha çıkmadılar. İki denemeleri oldu. Marina'da yaşıyorlar. E şimdi kara hayatından kopamayacaksan, bu şekilde bir hayat planlıyorsan zaten geçmiş olsun. Ya o evet, öyle bir yaşam formu da tabii arkadaş yani onu tercih ediyorsa biz yargılayamayız ama bir değişiklik yok ki yani bir yazlıkta yaşamakla ne bileyim yani bir değişiklik yok yani çünkü bana da suya da atlayamıyorsun bildiğim kadarıyla öyle Zor. bilmiyorum öyle Ya mi? atlarsın da. Yani öyle yüzemiyorsun falan yani herhalde. Ya ayağım kaydı düştü dersin ama boklusu. Yani boklu su. Ya boklu su dedin de şimdi aklıma şey geldi. Bu insan boku kimyasal atık değildir arkadaş. Yani bunu böyle gıyıl gıyıl etmesin millet ya. Yani gidiyorsun pet şişeyi içiyorsun. Ondan sonra mavi etiketle mavi kart mı ne? Mavi etiketle bokuna taksimetre bağlıyorlar. Yani ama pet şişeyi de atıyorsun. Pet şişe ne oldu? Yani o hiç kaybolmuyor. Yani insan boku kimyasal atık değildir. Tamam mı? Ama tabii ki bir koylarda sürküle olmayan bir yerde herkesin sıçtığı bir koyda tabii ki hoş değil. Pis kokar, sürküle olmaz falan. Ama biz mesela Bahamalarda sıçtığımız zaman da şey oluyor. Denize. Ne o? Denize gidiyor ve balıklar hemen hücüş ediyor. Evet. Hücum ediyor. Öteki taraftan da yakalıyorduk onları. Yani bu de garip bir şey değil Şimdi mi yani? genel kabul gören kural denizciler arasında insan vücuduna giren ve insan vücudundan çıkan her şey doğa için temizdir. Mesela Evet. patates yemeği yapıyorsun, patatesin kabuklarını doğradın veya portakalın kabuklarını soydun, denize atabilirsin. Organik bu. Ama bir küçücük bir koya tıkış tıkış 100 tekne doluşmuşken orada bunu yapma işte. İşte evet. İşte bu ilk baştaki şeye geliyor, tamam mı? Yani teknede yaşamayacaksan tam zamanlı yani gezinmeyeceksen hep bunlar bak başına geliyor. Ufacık bir koyda kalacaksan ya Manila'da kalacaksan bu sefer adamın kıçına taksimetre takarlar işte böyle yani bunu hak ediyorsun demektir. Ben ne yapayım yani. Böyle de bir durum var. Yani bu dışkı konusu da öyle. Ben bu zamana kadar Amerika'da yalnızca çok katı kuralları var o işin. Sağ güvenlik geldiğinde eğer böyle mavi etiket falan yok. Yani Birisi yanında bomba fotoğrafını çektiyse, bir video çektiyse bittin. 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 Yani bu çok ağır cezası var. Şey bir vana var. O vana hem yukarıdan çekilebilmeli. Anlatabilir mi? Yani işte vidanjör gibi. Hem de açık denize çıktığında denize verebilmeli bir üç seçmeli bir vana olması lazım. Ya da ona benzer bir sistem olması lazım. Burada Key West adaları var. Florida'nın güneyinde. Key West adalarında Maraton diye bir yer var. Orada belediyenin marinası var. Gidip oraya bak, tonozda bile değil. Demirlediğin zaman hemen ertesi gün bir tane vidanjör geliyor. Vidanjör tekne. Diyor ki yani ne kadar kalacaksın? Ben kaldım orada. Kaç 2015 yılında mı ne? Dedim yani fazla kalmayacağım. Şeye yani atık çekme ihtiyacım var mı dedi. Yok dedim şu anda yok. Ne zaman olur dedi tahminen. Valla dedim haftada bir falan dolar tahminen. Haftaya gelelim mi dedi. Dedim ben haftaya gitmiş olurum yani. İyi tamam o zaman kaptan. İyi yolculuklar dedi. Dedim para charge ediyorsunuz mu buraya? Yok dedi yani bu beleş. Yani adam periyodik olarak biliyor mesela işte salı günü gideceği tekneler Asylum, Lombok, Höde Höt Kalkanı bilmem ne. Bu teknelere gidecek yerleri belli zaten. Gidiyor beleşe çekiyor. Para falan şarj etmiyor yani. Dolayısıyla koyada kimse sıçmıyor yani. Yani o lagun denilen yere. Ama işte benim gibi transit gelenler zaten ben oradan çıktıktan sonra vanayı açıyorum daha giderken. Açık okyanus yani. O bok konusu da öyle yani. Kimse öyle mavi kart işledim bunu noterden tasdik et dedim. Sonra noterin noter olduğuna dair de başka bir noterden kağıt aldım gibi böyle Ve bürokrasiyle üstte de para uğraştırmıyorlar. vererek. Yani bir de para veriyorsun yani evet. Neyse. Nerede kaldık Ben şimdi? Tekneyi de tekneyi buyur buyur. aldık. Evet. Tekneyi aldık Amerika'dan. İşte yer sorununu çözdük. Teknede çalıştık. Tekneyi yüzer hale getirdik. Bu esnada da işte mümkün olduğu kadar kuru olma faaliyetlerine devam ettik. Ondan sonra mümkünse bir işten anlayan, tabii Amerika'da çevremiz de gelişir bu esnada. İşten anlayan birisiyle marşa basıp kendi teknemizle bir çıktık geldik. Parantez açıyorum. Amerika'da şöyle bir hizmet var. Towboat, Boat USA, Fast Response diye firmalar var. Tamam mı? Boat USA.
Boat USA, pardon. Ha, pardon. Ona senede 180 dolar mı 190 dolar mı ne veriyorsun, seni çekiyor. Yani 30 mile kadar mı ne, öyle bir şey, 15 karasularında kesin çekiyor da 30 mile de çıktığı oluyor. Hatta efsanelere göre birisini 70 milden çekmişler. Ona bir üyeliğin oluyor, bedavaya çekiyorlar. Şimdi başa gelelim. Tekneyi aldın, artık çalışır durumda. O kadar uğraştın, senelerce gittin geldin Çalışır durumda Amerika'ya. derken lafını kesiyorum gene. Üç kriter bizim için önemli. Çalışır durumda yani denize indireceğim aşamada. Bir, tekne yüzme kabiliyeti olacak, yüzebilecek. Evet. İki, motorla veya yelkenle hareket kabiliyeti olacak. Hareket Doğru. edebilecek. Üç, kumanda verebileceksin, yönlendirebileceksin. Dümen sistemi çalışır olacak. Bu üç Doğru. kriteri karşıladığında suya indir, test seyrine çık. Tamam. Aynen. Çık seyre. Bir şey olduğunda, o senin arkadaşlar gibi işte balıkçı şeyine bir şey dolandığında falan, hemen zaten telsizle ya da telefonla devamlı dinlerler. Dersin ki yani böyle bir sorun oldu. Koordinatım şu. Koordinatı da öğreneceksin ama yani şimdi böyle Navionics'e baktım, buna böyle armut gibi bakmayacaksın. Oraya tıkladığında sana onun koordinatını veriyor, coğrafi koordinatını. Tamam, onu öğreneceksin. Diyeceksin 36 derece bilmem ne bilmem ne dakika kuzey bilmem ne bilmem ne. Çünkü sana koordinatını sorarlar. İlk önce şeyi sorar. Der, teknede herkes güvende mi? Amerika bu konuda çok iyidir ha. Ben size söyleyeyim yani. Der, teknede herkes güvende mi? Kaç kişi var? Herkes güvende mi? Sorun nedir? Tamam mı? Ben bir kere çağırdım çünkü oradan biliyorum. Mazot bitti benim. Yıllar önce Tampa açıklarında mazot bitti. Ama ben gidiyorum yelkenle beraber. Bir de yelken motor gidiyorum. Yani öyle boktan bir hava ki kafadan geliyor rüzgar. Yelken motor olsa gidiyorum. Ondan sonra mazot bitti ama ben yine gidiyorum. Da yavaş gidiyorum biraz. Aradım ben bunları. Dedim ya, mazot ikmali yapıyor musunuz? Yani bir bidon mazot getirin çünkü ben gideceğim ama bir marinaya girmem lazım. Orada bana motor lazım. Ondan sonra yok dediler, mazot ikmali yapmıyoruz ama biz senin dediler mazot şeyine kadar çekebiliriz. Ya dedim, bir bidon mazot getirin ya. Allah Allah, yani bu kadar uğraştırmayın. Yok dediler, prensip kararımız, yani bizim kuralımız bu. İyi dedim, neredesin dediler. Baktım böyle, dedim buradayım. Tak, ama zaten onların var yani sistemi. Tamam, sizi bulduk dediler. Tekneyi tarif et dedim, işte kırmızı bir mini, yelkenler açık. Şu anda dedim şu tarafa doğru gidiyorum. Tamam dediler. 20 dakika geçmedi. Tak, bir tane motor tekne geldi. Hemen attı tekneyi. Dedi kaptan, yelkenleri indir istersen dedi. İndirdim ben yelkenleri. Haydi baba, götürdük beni. Köprü açıldı. Köprüyü açtılar. Orada sağa çektik, yanaştık. Depoyu doldurduk. Anlatabildim mi? Yani Bot USA'nin böyle bir kıyağı var. Yani, ve bunun için para almıyorsunuz. Çünkü aboneliğiniz var. Anlatabildim mi? Türkiye'de var mı bilmiyorum bu da, Var var. yani buralarda şimdi tekrar bir adım geri gelelim. Hani motorun çalışıyor, tekne 155'li, dışarı çıktım başına bir şey gelir diye korkma. Yani tak, telefon edersin yani. Çünkü Amerikan kanunları, sen Türksün, biz sana gelmiyoruz falan diye demez yani. Türkiye'de de kıyı Bilgi yani. emniyeti var. Kıyı emniyeti aradığında veya marinanı bile arasan, mesela kıyı emniyetini bilmiyorsun. Neyi biliyorsun? Marina'nın telefonu var. Telsiz kullanmayı da bilmiyorsan Marina'na dersin şöyle şöyle şuradayım. Onlar kıyı emniyetine haber verirler ama kıyı emniyeti geldiğinde seni istediğin yere çekmiyor. Onların belli istasyonları var. Bulundukları base'leri var. O base'lerden yakın olan birine çekiyorlar. Artık oradan sen başın çaresine bakacaksın. Ama denizde bırakmıyorlar, ücret de almıyorlar. Evet, buna da üye Bir olduk. de ona da üye olduk. Şu konuyu unuttuk. Bu teknenin alım satım işlemini nasıl yapacağız? Bak, burası da önemli. Şimdi Amerika'da bir document tekne, documentation, yani document tekne var. Bir de normal title diye, title olan, yani ruhsat. Title, ruhsat. Bu eşittir. Yani ruhsat eşittir title. Title yazılıyor. Mavimsi bir kağıt. Özel bir kağıt olduğu belli yani, bizim ruhsatlar gibi. Ondan sonra bir de document tekne var. O da özel bir kağıt. Yine böyle kenarlarında yaprak işareti, böyle can canlı falan. Ondan sonra bu document tekneyi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanıyorum. Bana anlatılanı söylüyorum. Kesin değil ha bak bu konuda. Yani sonra öyle değil. Bak falan, kıçından uyduruyorsun falan demesin arkadaşlar. Üzerinde potansiyel sefer görev emri olma olasılığı olan tekneler doküman tekne.
Yani evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra belirli bir süre hala da devam ediyor aslında. Yeni teknelere de koyabiliyor. Yani gidip bir romorkör alıyorsa, romorkör benzeri bir tekne alıyorsa adam, çünkü Amerikalıların öyle fantezik şeyleri vardır, ona doküman tekne modunu alabilir yani, sıfırdır tekne. Adam der ki savaş çıktığında bu senin romorkör yerine koyabileceğim bir tekneyi sefer görev emri koyabiliyorum. Dolayısıyla bunu Amerikan vatandaşı olmayan kimseye satamıyorsun. Eğer bir şirkete satacaksan, bizim Delaware eyaleti mevzusu gibi, oradaki şirketin de %51 hissesinin Amerikan vatandaşı olan birisinin olması lazım. Buraya kadar anladık. Özetliyorum. Doküman kategorisinde olan tekneleri Amerikan vatandaşı olmayan kimselere satılmıyor. Ne Dolayısıyla o yapacağız? işe girdiğinde prosedür uzun. Biz title olan tekneye bakacağız. Ya ona bakacaksın ya da bu doküman tekneyi Bill of Sale diyor. Yani satış sözleşmesi, bayağı bildiğin bir tane kağıt, peçete bile olur. Kim? İşte Fahrettin Eroğlu. Ben şu register numaralı tekneyi Murat Erensoray'a sattım. Vallahi billahi, imzala imzala. Bu Bill of Sale oldu şimdi, tamam mı? Bunu scan ettim. Kendi dokümanımı da, teknenin benim üzerinde olduğunu proof eden, ya kanıtlayan belgeyi Amerikan Coast Guard'ına mail ediyorum. Onlar da bir hafta içerisinde gibi bir süre içerisinde sana bunu postayla gönderiyorlar. Doküman teknedden düşüldüğünü. Anladın? Bu diyor, o sanıyorum öyle oluyor. Bu tekne doküman tekne değildir artık deniyor. Ondan sonra DMV deniyor burada, ya da tax collector, ya da noter diyemeyeceğim. Noter değil aslında. İşte o tarz şeyler, Avukatlık dükkanı bürosu. şey. Yani hükümetin bir yeri. Oraya gidiyorsun, diyorsun ki bak durum bu. Onlar bakıyorlar bilgisayarda. Ha tamam diyorlar zaten. Title yapıyorlar onu. O mavi title dedim var ya. Ha o zaman sen Murat Erensoy Amerikan vatandaşı değil. Ona satabiliyorsun. Murat Erensoy o zaman alabiliyor. Dokümantken alamıyor. Burası önemli. Peki Murat Erensoy bunu alabilmesi için ne gerekiyor? Amerika'da bir tane adres gerekiyor Murat Erensoy'un kullanacağı. O adresi ne yapacaksın? Bir tanıdığın vardır yani, ona diyeceksin ki ya abi senin adresi kullanabilir miyiz diyeceksin. Ya da bir tane posta kutusu kiralayacaksın. Posta Yani kutusu gidip böyle kiralama işi çok revaçtı. Orada yani şirket onu kurduğunda kiralayacaksın. falan da posta kutusu kiralıyorsun. Ya şirket kuranlar da şöyle oluyor. Şirket kurma konusunu Delaware'da şirket kuruyorlar. Neden Delaware'da kuruyorlar? Çünkü Delaware'da vergi yok. Tamam mı? Yani %7 eyalet vergisi, %10 falan. Yani New York'ta sanırım eyalet vergisi kaç bilmiyorum, arkadaşlar yazarlar yoruma. 10-11 falan herhalde. Florida'da 6,5 herhalde. 6,5 falan. 6,5-7. Bir de Türkiye'den Şimdi de abi Amerika'ya gitmeden de kurabiliyorsun. İnternet üzerinden kurabiliyorsun şirket. şunu anlatmak istiyorum. Delaware'da neden şirket kuruyorlar? Çünkü 200 bin, 500 bin euroluk tekne alıyor adam. 500 bin euroluk teknenin Florida'ya register'ı %7'den çarp abi, 5 kere Of. 35, of 35 bin dolar yaptı ya. Oo. Dolayısıyla bunu ne yapıyor amca? Alıyor Delaware eyaletinde bir tane şirket kuruyor. Bunu da şirketin üzerine alıyor. 35 bin dolar cukka. Herhalde öyle yani diye düşünüyorum. Bir de Türkiye'ye giriş çıkışta sorun oluyor. Eğer şirket üzerine değil de kendi ismine bir tekne satın alırsan, Amerikan bayraklı yaparsan veya yabancı bayraklı, Türkiye'ye giriş çıkışta senin çifte vatandaşlığını veya yurt dışı oturum izninin olup olmadığını Türkiye sorguluyor. Eğer sadece Türk vatandaşıysan ve Onu bilmiyordum. yurt dışında oturumun yoksa, kendi üzerine kayıtlı bir yabancı bayraklı tekneyi Türkiye'ye sokup çıkaramıyorsun. Allah Allah. Enteresan. Sebep? Bilmem. Türkiye'de devlete Hayat sebep diye sebep sorulmaz. sebep. Hayat nasıl zorlaştırabilir? Elini adama Amerika'da başka vatandaşa tekne satıyor. Aynen o işte. Ha. Bizimki de senin de oradaki tekneyi alamazsın diyor. Ama şirket olursa olur. Ne Ha. farkı var? Öyle. Yani neyse, şirket konusu Delaware'da sanıyorum öyle oluyor. Delaware'da da yıllık işte 1 300 500 dolar, bu şirketin komisyon giderleri falan filan var. Yani şirket senin üzerine oluyor ama teknenin sahibi de şirket oluyor. Tabi bu dediğim gibi 300-500 bin dolarlık tekneleri alırken işe yarar. Çünkü vergi vermemek açısından. Bu da gayet mantıklı yani.
Ama şimdi 5 bin dolarlık, 10 bin dolarlık bir tekne içinde orada 3 bin dolara bir tane şirket Yok. kurmak çok Evet. salakça olurdu yani. Dolayısıyla sana bir tane adres lazım yani burada adres olduğu zaman. Çünkü şöyle sen zaten Amerika şey title'ı aldın. Registration deniyor bir de. Registration. Yani register ediyorsun bu tekneyi. Yani iki Kaydediyorsun. senelikte iki senelikte bunun vergisi diyelim, tamam mı? Vergisini yapıyorsun. Eski bir tekne aldığın için onun da işte 100 dolar, 200 dolar 2 senelik vergisi oluyor, tamam mı? Onu da ödedin. Pardon. Tamam. Onu da ödedin. İş bitti. Ondan sonra sen buradan çıktığın zaman zaten Amerika'ya bir daha dönmek istemeyeceksin ki. Zaten şuradan köşeyi döndüğünde caminin orada bahanalar var. Suyu bir göreceksin, diyeceksin ki anam bu nasıl bir deniz arkadaş ya, bu kadar güzel olamaz diyeceksin. Oradan Dominik Cumhuriyeti'ne geçeceksin. Kömür kömür kızları göreceksin. Dur dur Diyeceksin daha ki kızlara, anam Dominikli kızlara geçmedin. Sen hemen hızlı geçtin orayı. Dur daha tekne yürümüyor. Daha karada üzerinde çalışıyoruz. yok ya, attık ya suyu. Attık mı? Tamam. Attık, dışarı çıktık ya. Hadi bozuldu bot USA çekti Ha bizi falan. tamam. Sonra biz öğrendik. Oradan Küba'ya geçtik mesela, tamam mı? Küba'ya geçtik. Küba'ya gidiyorsun. Orada Ama bize kızları de şey görüyorsun. lazım. Bize nerede ucuz ülke var? Nerede bedava demirleyebileceğimiz koy var? Bunlar lazım. O zaman ne yapacağız? Dur şimdi. O zaman geri alalım. Bot USA bizi geri çekti. O Tamam. zaman biz bir şey, daha doğrusu biz tekrar çıktık, demirde kaldık Amerikan sahillerinde ama batarya bitti. Buzdolabı da çalışmadı. Eyvah. Ha biz dedik ki biz Amerika'dan çıkmadan önce alabileceğimiz bütün kendi kendine bu tekneyi yetebilecek moda getirelim. Ne yapmamız lazım? Yaz. Bir, aroma. İki, güneş paneli. Üç, şey o, ne o? Batarya. Batarya sistemi. Mümkünse su yapıcı makina, mümkünse pahalıdır biraz çünkü. Ondan sonra bunları kendi kendine yetebilen moda getirdik. Hatta bunu Amerikan sahillerinde denedik. Yaptık bütün güneş panellerini. Şuradan köşeye döndük, çıktık. Orada demirde bir hafta 10 gün yaşadık. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece mutfak malzemesi aldık. Çünkü Miami taraflarında ve o Key West taraflarında demirde yaşayabilirsin. Yani kimse sana git öte demez yani. Yani karaya bizim Orada yanaşmamız için elektrik ihtiyacımız da karaya yanaşıyoruz, değil mi? onu da güneş Su, panelini seçtik. ha, su gereksiniminde karaya Onu da yanaşıyoruz. yağmur suyunu toplayacaksın ya da su yapıcı makinen olacak. Bir de yeme içme ihtiyacımız için karaya yanaşıyoruz. Onda da balık Bir tutmayı o kadar. öğreneceksin. Onu ben beceremem. Ama Uğraşmıyorsun da işte ondan. yani gideceksin. Ya işte ne bileyim yani. Öyle yani bu aşamaya geldik. Ondan sonra ne yapacağız abicim? Atladık gittik Meksika'ya, Küba'ya, Tamam. Dominik Cumhuriyeti'ne, Bahamalara. Niye Amerika'ya geleceksin ki? Yani gelmen için mi sebep yok? Ha parçaya ihtiyacın olursa gelirsin. Aynen. Tamam O zaman şöyle mı? plan yapalım. Ölü sezonda yılda bir aylığına Amerika'ya gidip teknenin birikmiş teknik aksaklıklarını, birikmiş malzeme ihtiyacını yılda bir kere bir Amerika'ya uğrayıp veya 2 yılda bir kere uğrayıp gidermekte fayda var. Çok acil bir durum oluşmadığı sürece. Aynen, evet yani mantıklı. Bir de geri gelmek istemezsin yani. Şimdi ben Meksika'dayken 3 dolar veriyordum 1 litre roma, Of. tamam mı? Yani 3 dolar. Maaşla kaç litre alıyoruz? O hesabı yapacaksın. Yani işte ne kadar ekmek o kadar köfte, baktın yaşayabiliyorsun falan. Hı Yani hı. niye geleceksin ki? Çünkü Latin kültürü Amerikan kültüründen daha sıcak. İnsanlar daha sıcaktır. Yani evet Amerikan kültürü daha böyle sıcakmış gibi görünür ama yüzeysel sıcaklık. Yani Latin kültürü daha sıcaktır. Yani gidersin mesela Meksika'da, yani orada adamlar yemek yiyordur, taco maco yiyordur, bira içiyordur. Ondan sonra İspanyolcan da varsa çok güzel olur. Böyle Ondan aralarına yerine. sıkışıp oturup devam Hemen giriyor. Que edebilirsin. pasó, cabrón? Derler. Hemen al baba bir bira içti. Ne yiyorsun falan. Tabii bir takada sana uzatır. Gel bakalım ne yapıyorsun falan filan. Böyle iyidir yani. Latin kültürü biraz daha sıcaktır. Ondan sonra kızlar güzeldir Meksika hariç. Meksika, Honduras, Guatemala, Nikaragua. Nikaragua'yı bilmiyorum. Yerel halkın kızları pek güzel değildir. Şeyden ırktan öyle yani, güzel değildir derken yanlış anlaşılmasın, güzeldir yani Genelleme bizim yapıyorsun. anladığımız. Evet
Ama Küba, United Colors of Cuba yani. O kırmızı, yeşil, mavi, sarı Küba can canlı biraz. güzel. Yani erkekler için öyle, ya kadınlar için de mesela yakışıklı yakışıklı çocuklar vardı kağıt gibi değişik renklerde falan. Peki konu Ondan olmadık sonra yerlere gidiyor şimdi. Ben biraz çekeyim konuyu. Şimdi o artık bölgeleri ya. sen iyi gezdin. İyi de tanıyorsun, biliyorsun. Şimdi ben mesela o Evet. bölgeye gelsem, Karayipler bölgesine teknemle gezmeye geleceğim dedim. Pao kaptan bana 3 yer söyle ki mutlaka iki elin kanda olsa bu 3 yere git, en az 1-2'şer hafta kal diyebileceğim. Bana 3 yer söyle. Daha az ya da daha çok da olabilir. 3. Öyle Allah'ın hakkı 3'tür değil. Ağız alışkanlığıyla 3 dedim. Şimdi Meksika'ya Mutlaka gitmen gideceksin. gereken yer. Muhakkak Meksika'ya gideceksin. İstanbul'a gideceksin. Muhakkak gitmen lazım. Küba'ya da gideceksin. Küba, İsnamuares. Küba'ya git. Mutlaka git. İstanbul'a gideceksin. Küba'ya gideceksin. Yani ya şimdi çok zor bir soru. Çünkü yani coğrafi güzelliği güzel ama süper bir yer ama hükümeti ve insanları yaramaz. Belize mesela. O da bize Gitmesen gelmez. de olur. Guatemala'nın insanları güzeldir, coğrafyası güzeldir ama suyu iyi değil. Tatlı su, nehir falan böyle. Ama enteresan bir yerdir yani. Guatemala da güzeldir. Oraya da gidebilirsin ama yani Küba, Meksika'ya kesin gitmen lazım. Bahamalara da coğrafi olarak çok güzeldir. Pek insan göremezsin orada. Yani adalarda kimse yok çünkü yani. Yani Robinson Crusoe hayatı yaşamak istiyorum. Uçsuz bucaksız plajlarda, kristal sularda falan dersen o zaman Bahamalara gideceksin. Ben işte kızları çok seviyorum falan diye düşünürsen Küba'ya gideceksin. Yemek yemek istiyorum, ucuza bir hayat yaşamak istiyorum, suyu da güzel olsun dersen Meksika'ya gideceksin. Ucuz Yoksa hayat Küba'ya... Meksika. O zaman Meksika Evet. bunların içinde en ideali gibi gözüküyor. Evet. Her yönden. Yani Küba da ucuzdur ama Küba'da bir şey bulamazsın. Yani Bir soğan bile dereceli arar durursun. Ararsın yani. Soğan bile ararsın. Borsası. Bahamalar pahalıdır. Bahamalar pahalıdır ama mesela Meksika'dan sonra Bahamalara geçebilirsin. Meksika'da konserve yaparsın. Bizim yaptığımız gibi. Biz o yüzden Bahamalarda çok rahat ettik. Eğer eşinle falan gidiyorsan ya da kız arkadaşınla ya da teknede becerikli bir şey birisi varsa işte et, kavurma, biber, konserve, domates, vırt zırt ne bileyim ya da hazır alınabilir. Yükleyeceksin tekneyi yani. Hatta günlük yapacak tekneyi yükleme konusunda da yani kumanya alma konusu. Mesela bir süre teknede yaşayınca o teknenin haftalık neye ihtiyacı olduğu çıkar. Evet. Haftada mesela işte iki parça peynir alıyorsundur. Bahamalara kaç ay, ne kadar süre gideceksin? 3 aylığına gideceksin. Yani o kadar hafta iki peynir çarpı o kadar hafta. Bunları alacaksın. Yani bunun hesabını da ona göre yapacaksın ki Bahamalarda çünkü çok çok feci yani acayip Ama geçiriyorlar. teknede bozulmadan saklayabileceğin koşulları da yaratabiliyorsan, onu da hesaba katarak. Tabii. Biz Ama mesela konserve fikri kesinlikle. beyaz peyniri tuzlamıştık ya bayağı bayağı yıkayıp yiyorduk yani beyaz peynir. Kaşar biraz sorun oluyor. Kaşar da yemeği verdik yani çok da önemli değil. Yani o işte rom konusu var. Şeyde ucuz. Meksika'da ucuz. Küba'da rom ucuz değil abi bu arada ben size söyleyeyim ya. Ya ucuz değil yani sigar mıgar. Bir de Küba'ya gidenler için şöyle bir diyalog vardır. Herkese aynı, kaç kere Küba'ya gittiysem aynı şeyi söylerler tamam. Ya işte Türk o diyor. Türk o. Biliyor musun benim bir tane amca oğlum var. Amca oğlumun bir tanıdığı varmış. O puro fabrikasında çalışıyor. İşte onlara bazen veriyorlarmış kaliteli puroları. O yüzden bak bu yalan hiç değişmiyor tamam mı? Ama bir değiştirin yani amcaoğlu olmasın da dayı kızı olsun bir kere de ya. Ya yine amcaoğlu yani Gel herkes bakalım aynı yalanı nerelisin söylüyor sen tamam hemşerim diye muhabbete başlamak gibi oldu. mı? Ya sigar şey puroyu aynı puroyu sana işte tanesi 5-6 dolardan çakmaya çalışıyor. Yani gidiyorsun orada 20 tanesini 2 dolar alıyorsun. Köşede işi biliyorsan. Biz tabii baştan keklediler bizi de biz uyandık sonra Çoğu yerde olduğu da yani. gibi turistler için ayrı fiyatlar var. Ayrı bir dünya var. Ayrı bir alışveriş. Turistsin hedefsin bitti. Ama uyanana kadar yani.
Öyle. Haiti'ye gitmedim. Haiti'ye gitmeyi çok istiyorum. Ya işte biraz da Jamaika'ya da gitmeyi istiyorduk bu Meksika'dan çıktığımızda Küba'nın güneyinden. Küba'nın güneyinde iki tane ada var, tamam mı? Üç tane ada var da birisi Jamaika, birisi de Cayman adaları. Yani Little Cayman, Grand Cayman diye iki tane ada. Cayman adaları yani İngiliz teritorisinde bir yer. Oraya vize sorunu olduğu için zaten gidemiyorsun. Ay gitsen de sorun olmaz. Yani ne diyecek adam yani? Vizen yok, gelmemeyecek. Tamam yani gitmiyorum. Yani teknede kalıyorum dersin yani. Bir de böyle teknede olmanın avantajı var da. Jamaika'ya da gidemedik çünkü bu pandemi dolayısıyla biraz Jamaika'da böyle abuk sabuk kurallar getirmişti. O yüzden Haiti'ye de Bahamalardan sonra Dominik Cumhuriyeti'ne getirip Haiti'de bir ada var güneyinde. Ne o adamın ismi ya? Bizim rüzgar nereye eserse gitmişti oraya. Oraya gidecek ama çok sefalet bir ülke yani Haiti. Ya çok fakirler yani. Tabii fakir olduğu zaman biraz suç oranı da yükseliyor falan. Yani işte dingi motorunu çalıyorlar, dingiyi çalıyorlar falan. Korsanlıktan bahsetmiyorum. Öyle şeyler oluyor. Bir de çok insan içi acıyor yani. Ya mesela benim hatırladığım bizim Tuğba rüzgar nereye eserse onunla Küba'da buluştuk onlarla. O bir kere söylemişti. Ya dedi yeni doğmuş bebek dedi. Aldım dedi seviyordum dedi. Kadın dedi al götür demiş yani. Hiç olmazsa bebeğin Yani hayatı kurtulsun diyor. hiç olmazsa bebeğin hayatı kurtulur. Şimdi bu seviyedeki bir ülkede ne bileyim insan üzülür yani. Acır yani. Ben hala Tuğba'nın söylediği o şeye takılıyorum bazen. Yani düşünsene kendi evladını al götür diyorsun yani. Neyse ya konu abi ne yaptık ya şeydi biz şeye gidelim. Ya kara gözlü Jamaikalı kızlar diyordum. Bir anda Ya nereye Jamaika'ya bağladım? gidelim. Ondan sonra gezeceksin yani. Olay bu kadar basit işte. Ne kadar param varsa ha bak bir dakika ne kadar para lazım ayda sana? Ayda bak 500 dolar ayda yeter. Yani 500 dolar yeter yani. 500 dolar. Her şey içinde. Ama tabii. Yani bunun içinde alkol falan da var. Sigara da var. Ya teknenin ufak tefek giderleri, senin gidip bir dışarıda akşam yemeği yemen, haftada bir, ayda bir. Dışarıda yemeyeceksin. Yemeyin dışarıda. Dışarıda Niye yemek yiyorsun yok. ki? Yeme. Yok. O eskidendi. Ben işte 800 dolarken maaştı dışarıda bir iki akşam haftada yiyordum. İçiyordum barda falan ama artık onlar kalktı yani. Teknede içeceksin. Dışarıda içmeyeceksin. Yani ufak tefek teknede de her gün bir şey olur. Tekne konusunda şöyle. Bu da aslında iyi oldu. Swap meet deniyor. Yani swap meeting. Yani değiş tokuş toplantısı. Böyle yerlerde cruisers yani yelkenli teknede seyahat eden yaşayan insanlar kolonisi vardır. Yani bunların grupları vardır. Mesela Küba'da yok. Küba'da internet var düzgün olmadığı için. Guatemala'da var. Belize'de var. Dominik Cumhuriyeti. Luperen Dominik Cumhuriyeti. Bahamalar Cruisers Net var. Tamam mı? Bahamalar ismi de Bahama. Her neyse. İstemares Cruisers Net var. Teknede bir şey bozuldu. Bu parça bozuldu. Tamir de edemiyorsun. Değiştirmek Facebook'a gerekiyor. yazıyorsun. Diyorsun ki bu parça var mı? Bu parçanın ederi Amerika'daki 1.000 dolardır. Orada 200 dolar alabilirsin. Bunu niye söyledim? Hani teknede bir şeyler kırıldığında falan bir para gideri olur. Ama bunu işte o yandaki tekneden swap meet'te. Ha swap meet'e geldim. O cuma günleri ya da belirli bir günlerde swap meet düzenlenir. Genelde oradaki bar falan bir yer varsa açık havada millet gelir işte yani tuvalet tutacağı anladın? Herkes İşte elindeki ne bileyim ikinci el malzemeyi süzgeç bir sandığa doldurur getirir. getirir. Çünkü teknede ağırlık yapan ihtiyacı da yoktur. Tamam mı? Hadi oradan da 2 dolar gelsin, 2 bira içerim falan diye. Yani başkasının da işi görürsün diye bir swap meet vardı. Oralardan bir sürü malzemeyi alabilirsin. Ben çok aldım yani. Ben bayağı Yani malzeme aldım. teknede bir parça arızalandığında direkt bunun satıcısı kimdir, bayisi kimdir diye arayacağına, çok acil bir şey değilse öncelikle böyle ikinci el pazarına, işte değiş tokuş Gruba yaz. sitelerine. Gruba yaz. De ki benim motor pilotumun işte hidrolik bilmem ne pompası bozuldu. Ya muhtemelen birisinin vardır ya da birkaç ay sonra çıkacaktır. Yani öyle bir avantajı Yani var. hesaplı gidildikten sonra 500 dolar minimumda teknede seni oralarda Daha da az yaşatır. olabilir. Daha da az olabilir. Ne kadar aza tamah Ya ettiğine bağlı. dibin
şey yok. Sınırı yok ama şöyle diyelim, çok fazla da böyle bu akşam ne yiyeceğim kaygısına düşmeden 500 dolar limitin üzerinde kaldığın sürece gül oynaya yaşarsın. Rahat, rahat, rahat. Ya sabahleyin kalkarsın. Ama hava raporunu devamlı takip etmen lazım. Şimdi güzel bir hayat çizdik arkadaşlara. Ama şu konu önemli. Senin işin gücün metrobüs çalıştı mı, İstanbul'a kar yağdı mı, hödü höt, Alper Tunga öldü mü falan değil. Senin işin gücün hava raporu. Hava nasıl? Ve önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Hep ona göre Sen hanımla konumlanıp bugün ona göre hazırlığını her şey yapacaksın. ona göre. Her şey. Hanımla bugün kavga edeyim. Yani hanımla bugün sevişeyim. Bir dakika hemen yapman gereken hava Önce bir durumu nedir? havaya bakayım. Hanım hava güzelmiş falan diye. Hadi. Yani eyleme başlayacaksın. Şimdi öteki türlü olmaz. Yani senin derdin gücün hava raporu. 3 gün güzel olabilir. 3 gün sonra çok şiddetli kuzey rüzgarı, güney rüzgarı bilmem ne gelecektir. 60 knot falan. Onu 3 gün önceden ya da 1 2 gün önceden onun tedbirini alacaksın. Ve o gün geldiğinde kimse kimseye yardım edemez. Aynen. Yani o havada yatay yağan yağmurda, tamam mı? Gözünü 40-45 knot açamazsın. rüzgarda Bırak gözünü açamazsın. Yardım bak böyle etmeyi. şöyle bakarsın gözünü açamazsın yüzün acır. Acır. Yani bana de yani o dalgıç gözlükleri var ya şnorkel gözlük. Onu takarsın kafayı da sararsın. Öyle gidersin bir süre sonra yağmur damlarının da önünü de doğru düzgün göremezsin. Yani bu safhaya geliyorsan zaten hata sende demektir. Ya bu safhaya gelmeyeceksin ya da gelince şikayet etmeyeceksin. O yağmuru yiyeceksin. Tamam mı? Geliyorsan hata sendedir. Ne yapacaksın? 2 gün önceden gireceksin güvenli bir yere. Tamam mı? Bağlanacaksın ya da Tonoza ya da Marina'ya ya da nereyse. Veya sıcak kahveni yapıp içeceksin yani. Ama Bitti. böyle Kitap bir hayatı okuyacaksın. seçtiysen de ufak tefek ayrıntılara da girelim madem. İdareten bir çapa tutmayacaksın teknede. Çapan harbi çapa olacak, sağlam olacak. Yani böyle attın mı diyeceksin bu çapa benim teknemin yanına bir tekne daha bağlasam tutacak diyeceksin. Tutamasa bile o güveni olacak çapana. Yani kallavi kaliteli iyi bir şey alacaksın. Onda paraya kıyacaksın. Zincirin. İdareten ya şöyle orası yarısı halat olsun, yarısı ince zincir olsun değil. Al kalınından şöyle güçlü, değil mi? Ağırlık yapacak. Bir kere demirleme teçhizatına özen göstereceksin. Böyle bir hayat seçiyorsan. Demirde yaşayacağım diyorsan. Doğru. Onu biraz daha açalım. Tamam. Demiri güzel alacaksın. Kaliteli olacak. Doğru. Zincirin sana insanlar şey diyebilir. Bir de bu konuda herkes şef hiç kızılderili yok. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Onlara fazla güvenmeyeceksin. Sana diyeceksin mesela 3, 8, no, 5, 16 işte zincir yeter. Yani nasıl diyeyim? Hani 2 milim zincir yeter buna. 8'lik zincir yeter 8'lik bize. yeter ya yeğenim falan demeyeceksin. Sen kendini nasıl güvende hissediyorsan elindeki tesisat, para durumu bilmem ne ona göre bende 10'luk zincir vardı mesela. Ve yaklaşık 160 para 60 metre fit olarak şey yapayım. 60 metre civarı zincir vardı. Ben hiçbir zaman halat kullanmadım. Halatım vardı ama kullanmadım. Hep zincirin sonunu döşedim. Buraya kadar da tamam. 2 tane demirim vardı. Birisi bir ağır. CQ demir kafası falan böyle oynayan var ya. 2 tane. Birisi küçük, birisi büyük. Aynı büyük demiri atıyorum. Mesela 10 fit beride küçük demiri de ona çarkılla bağlıyorum. Şakıl. Çarkıl Şakıl diyoruz ne abi? ya. Şey Türkçesi işte yani şey bağlıyorum, döşüyorum demiri. Buraya kadar da bitmedi daha. Bir şey olur ve ben hala demir tararsam arkamda ne var? Rüzgar buradan gelecek. Senin arkanda da kayalık var. Bazen olabilir. Kayıya da Mecbursundur. 20 Tamam, bir şey metre diyemem. kala durma orada işte, değil mi? Durma o zaman. Bir sana bir reaksiyon zamanı versin. Anlatabildim mi? Ya biraz uzaklaş. Şimdi mümkünse bak burası kayalık. Burası açıklık. Tamam mı? Açıklığın önüne aç. Ya yani niye oraya atmıyorsun? Anlatabildim mi? Ya da Arkanda kimse geldi olarak hemen düşünüyorum. önüne bir tekne demirledi. Ona kardeşim buraya niye demirledin diyemezsin. O biraz demir taradığında senin üstüne çıkacak. Sen çık git başka Çıkacak. bir yerde. Bir de şu hata var. Diyelim ki 100 metre demirim var. Şey zincirim var. Sen demirledin.
Hepsini de döşedin. Dedin ki Faa kaptan hepsini döşeyin dedi. Döşedin. E yandaki tekne 20 metre demir döşemiş. Evet. E sen döneceksin hava dönünce. E ne yapacaksın? Onu da alacaksın götüreceksin. Bunları falan hesaplayacaksın. O yüzden ben gittiğim yerde herkesten mümkünse uzak olurum. Şimdi burada da insan psikolojisi var. Koyun psikolojisi gibi. Herkes bir yere toplanır. Nedense anlamıyorum yani, tamam mı? Çünkü böyle psikolojik olarak destek. Hayır. Kendilerini Ya güvende hissediyorlar. o kıyamet günü geldiğinde yandaki tekne sana yardım edemez. Edemez ya. Çünkü kendisi meşgul olacak. Tamam mı? İşte yeni Dolayısıyla başlayan ben mümkünse arkadaşların kıyıya yakınken kendini güvende hissetmesi gibi. Aslında bütün badireler kıyıya yakınken başına gelir. Açıkta bir şey evet. olmaz. Git açığa. Ya arka taraf açık diyelim, tamam mı? Ön taraf böyle bir şöyle buradan rüzgar geliyor. Sen burayı demirlemişsin. Arka tarafta derinleşerek açılıp gidiyor. Rüzgar buradan bindirse sen demir tarasan ve senin demirin boşa düşse sen sabahleyin kalktığında diyelim ki uyudun. O kadar da malsın. Tamam mı? Sabahleyin kalktığında denizin ortasında uyanırsın. Ne 10 mil olacak ki açıkta yani? olursa. Kesinlikle. Yani. Bunları hep Yani. hesaplamak lazım. Bir de şimdi sen Ya işte. rüzgar dedin. Hep hava tahmin raporlarını takip ederek hayatını geçireceksin. Günde bir sabah bir akşam iki kere aç karnına hava raporlarını seyredeceksin, inceleyeceksin. Bir de Devam, devam. akıntılar. Biz Aa bak Türkiye'de çok güzel bir akıntıları konuya hiç değindin. bilmiyoruz. O İstanbul'da bir akıntı Boğaz akıntısını acayip. biliriz. İşte Ege'de, Akdeniz'de akıntı bilmeyiz. Orada nasıl oluyor bu işler? Abi burada bak şimdi geçen haberlerde de çıktı. 30 kişi mi ne öldü, kayıp. Bir Bir kişi kişi kurtuldu. kurtuldu. Ters dönen bir tekne. Nereden geldi? Bahama taraflarından gelmiş bu tekne. Muhtemelen insan kaçakçılığı bilmem ne mevzusu. Konu 30 kişinin kaybolması. 29 kişinin öyle bir şey. Ondan sonra neden? Bunlar şimdi hesaplıyorlar, haritada diyorlar ki A noktasından B noktası 1 mil ile Miami arası 40 mil, 45 mil. Ben buradan Dümdüz yapıştırırım çizgiyi geçerim arada koyarım. mesafeyi. He. Öyle değil. Arada ne geçiyor? Körfez akıntısı geçiyor. Körfez akıntısı ya akıntı bu. Dere akıntısı değil. O körfez akıntısı dünyanın ikliminin balansını tutuyor. Bak dünyanın. Bak sana İzmir Körfezi demiyorum. Dolayısıyla o akıntı bazen 7 nata ulaşıyor. 7 nat. Yani şimdi akıntının aksi istikametinden gelen rüzgar her zaman dalga yapar. Anlamsız bir dalga yapar. Tamam mı? Yani teknik olarak o kadar almaması gerekiyor. Dersin ki ya bu kadar hava var niye dalga yapıyor bir şerefsiz falan. Öyle Tabii değil işte. 25 nat rüzgar var diyorsun, değil mi? 4 metre dalga Evet. var. Niye oldu bu şimdi? Dört, ya nasıl oluyor falan diyorsun. Hatta bir gün mesela 3 gün kuzey rüzgarı yemiştir. Yani karşı rüzgarı. Üçüncü gün kesilmiştir. Sen ertesi gün hiç rüzgar yoktur. Çıkarsın yine dalga var. Bak benim yaptığım salaklığı anlatıyorum. Ben çıktım. Lan dedim dalga niye var? Hani rüzgar yok. Dalga niye var? Niye varsın arkadaş? Ya aklım almıyor yani, tamam mı? Neden? Çünkü bir gün önce denizleri karıştırdı o hava. Yani hemen böyle şey gibi lat diye düzelmiyor ki. Körfez akıntısı konusunda özellikle, tamam mı? Yani onu körfez akıntısını geçerken körfez akıntısının kıçına üfleyeceksin. Onun en son en deri, sert olan onun Windy'de var hatta. Yani Passage Weather'da da var, internette var. En sert olduğu yerler belli. Kaç nat olduğu belli. Ne zaman nasıl akacağı aşağı yukarı belli. Onu mümkün olduğu kadar rüzgarsız bir havada motorla geçeceksin ya da aynı yöndeki hafif rüzgarda geçeceksin. Tamam mı? Orada yani artistlik yapmayacaksın. Bir kere doğaya hiçbir zaman artistlik yapmayacaksın. Orada belini öpeceksin. Doğayla mücadele Tamam yok. mı? Doğanın kurallarına uyum sağlamaya gayret edeceksin. Uyacaksın yani hala. Bir de şey var. Şunu ne zaman hesaplayacaksın? Haritalarda yazar. Navi'likte falan. Orada incelerken lan diyeceksin bu diyorsun mesela şuradan girerim. Körfez akıntısını geçtim şimdi başka bir şey. Şu iki ada arasından girerim. Orada küçük bir işaret olur. Böyle at nalı gibi bir şey. Tamam mı? O akıntı demektir. Tamam mı? Yani akıntı yapar. Yani bazen içeri bazen dışarı. Çünkü buralarda gel git var. Yani 5-6 fit 1-2 metre bazen deniz çekilir, tekrar gelir. Bu bir akıntıya sebep olur. Evet. Bazen sabahları böyledir akıntı, öğleden sonra da böyle gider. Şimdi sen tam oraya girersen, zaten akıntıya girdiğin acayip belli oluyor abi.
Dümdüz gidiyorsun diyelim ve her şey çok güzel. Böyle birden su sanki böyle hani balık kovalar da büyük küçük balıklar çapır çapır yapar ya. Öyle oluyorsun, tamam mı? Birden böyle çıpır 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 oluyor. Lan diyorsun, ne oluyor? Böyle bir bakıyorsun. Ondan sonra tak hemen görüyorsun sürat düşüyor falan. Ha diyorsun, görüntü geldi. Bir kere Küba'nın kuzey batısında bizim Gürkan'la gidiyoruz. Gürkan uyuyor sabaha karşı. Öyle gidiyoruz, bir çapırtı geldi falan. Orada da körfez akıntısı bazen oraya kadar döner. Tamam mı? Arkamda da Kaya Lavisa, bak her zaman hatırlayamam, şimdi hatırladım ha. Kaya Lavisa diye bir yer var. Ne ziyade bilir. Kayalıktır yani. Bir yeri ver, gireceğim bir yer var. Tamam mı? Onun ağrısı hep şey, Resim. mercan. Resif he. Ondan sonra yakınız da baya. Bir baktım su çapırdadı. Biraz dedim gaz vereyim bari. Buradan çıkayım, motoru çalıştırayım. Biraz gaz vereyim. Ondan sonra abi gidemiyoruz. Motor çalışıyor 2000 devirde ve biz geri geri gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz ya. Bakıyorum şimdi derinliğe ne kadar kaldı kayalıklara. Şuradan, buradan, bilmem ne, yandan böyle abaz, yelkeni şöyle yap, böyle yap falan. O akıntının o sert esen, şey esen diyorum, akan bir yerine denk geldik. Bak o anda oluştu o akıntı. Enteresan Kendini bir yani. Yani ben nehrin o anda içinde buldun. girdim. Buldum yani. Sonra abi sürat sıfır oldu. Sonra 0,2. Aha dedim. Yani çıkıyoruz yavaş. 0,2, 0. Geriye doğru 1. Tamam, geriye doğru 0, 1. 0, 0. Gidiyorum böyle bayağı bir yani. Düşünsene motor çalışıyor. Sen gidiyorsun zannediyorsun ama gitmiyorsun GPS'te. Sonra yavaş 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 o akıntıdan çıktım. Uzaklaştım. Tamam, sürat normale döndü. 4-5 nata falan döndü. Gürkan uyandı. Ne oldu abi ya falan dedi. Dedim yok bir şey, sen uyuyor. Az kalsın gidiyorduk yani öyle. Akıntı ile ilgili küçük bir ayrıntı verelim madem. Hadi bu da kıyamız olsun izleyenlere. Derinliğin fazla olduğu yerde akıntı daha şiddetli hissedersiniz. Öyle bir durumda mümkün oldukça nispeten sığ tarafı kullanmakta fayda var. Sığ tarafta biraz daha akıntının gücünü zayıflamış hissedersiniz. Evet, bak bu konu önemli. Şimdi şöyle iki tane ada var diyelim. Buradan ortadan geçeceksin. Tam ortadan geçiyorsun. Emniyetli olsun diye derin ya burada. Buradan böyle de ters yönlü akıntı var. Bayağı şiddetli olan, hafif böyle yani biraz sağa sola kayabilirsin. Derinliğin sana el verdiği ölçüde ya, gidip de Tabii kayalara tabii çakma tabii diye. tabii. Kendini emniyette Bir de tutacak şu şekilde. konu var. Bir de şu konu var körfez akıntısı ile ilgili. Şimdi körfez akıntısı milyon yıldır aka aka öyle bir yer yapmış ki, o kum, bazen kumlar yer değiştirmiş. Bir sanki böyle insan yapımı bir kanalda akıyormuş gibi derin. Ondan sonra nasıl diyeyim? 100 metre içerisinde 3000 fitten 70 fite çıkıyor derinlik. Düşüyor yani. İşte o nokta var ya, o 100 metre. Orası kıyamet. Eğer hava hafif sertse, yani kuzeyden falan geliyorsa, rüzgarlıysa, işte orası dersin ki baya böyle yani düzgün geliyor, doğru düzgün dalga yok. Bir giriyorsun dalgaya, tamam mı? Anlamsız bir yerden bir dalga yok. Her yerden geliyor. Çünkü duvar gibi suyun altında çarpıyor oraya, duvarın altında geri dönüyor, tekrar geliyor, geri dönüyor. Ve bu o bölgedeki yüzeyde anlamsız bir çırpıntı yapıyor, şey dalga yapıyor. Oraya geliyorsun böyle hava güzel, açık, rüzgar yok doğru düzgün. Bu dalga nereden falan, lan ne oluyor bilmem ne derken pat geçiyorsun o kısmı. Tekrar süt liman. Anladın mı? Akıntı böyle çok enteresan bir konu ya. Yani bu gel git akıntıları olsun, dünyanın iklimini düzenleyen büyük akıntı rejimleri olsun, bunlar hakkında bir ön çalışmamızın olması şart. Böyle bir hayatı Akdeniz dışında planlıyorsak. Tabii ya, aslında Ege'de biraz daha bilmiyorum. Ege'de genelde böyle fazla bir tecrübem olmadı. Genelde ben karar alıcı ben değildim o zaman. Hala acemiyim de o zamanlar bayağı acemiydim. Tekne transferlerinde. Yani çok çok zor değil herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar ne Yok değil. düşünür. Ben bir şey, yani biraz buralar da çok zor değil aslında da, işte akıntı var ya, şu körfez akıntısı, o yani oyunun kuralını o koyuyor yani. Ya Ege'de İnsanların sıkıntı hava. Hiç beklemediğin anda yazın ortasında güllük gülistanlıkken raporlarda gözükmeyen hele şu son dönemlerde
bir anda çok kısa süreli hava sertleşebiliyor. Sıkıntı yaratıyor, o da amatörler için biraz sıkıntı oluyor. Yo, yazın burada da var lokal fırtınalar. Hava raporlarında gözükmüyor. İşte radarın falan yoksa bizim gibi göremiyorsun. Ama gündüzleyin optik olarak görebiliyorsun ve eğer ufukta öyle bir şey varsa kahramanlık yapmayacaksın. Yelkeni indireceksin arkadaş. Bütün yelkenleri indireceksin, motorla gideceksin. Yani birisi de sana ya işte falan motorla gidiyorsun falan dedi. Sıkıysa sen gel. Sen git. Çünkü öyle bir şey ki o serseri mayın o. Bak şimdi var mesela videolarda geçmişti benim kanalda arkadaşlar seyretmiştir. Nassau, Bahamalardan Bimini'ye geliyoruz. Hava durgun. Bir de son gün çıkmamız gerekiyordu, tamam mı? Yani o gün çıktık çıktık yoksa vize şeyini geçireceğiz. Bahamaları papaz olmak istemiyoruz. Çıktık o gün hava durgun süt liman ama nasıl? Burada bir thunderstorm uzakta. Böyle kapkaranlık. Burada bir thunderstorm. Arkamızda thunderstorm. Onlar hafif bir çiseleme geliyor geçiyor böyle. Biz onların arasından gidiyoruz. Yani rüzgar yok. Yelken açmana sebep yok zaten. Hani diyelim ki rüzgar var. Yelken açtın. Abi full yelken. O thunderstorm öyle bir geliyor ki bak resim, yani tokat gibi, tamam mı? Gidiyorsun mesela hava 10 knot diyelim. Bir çarpıyor böyle 55 knot. Direği Ayağın koltuğunun uçuyor. altına Vaa veriyor. diyor. Hadi diyor yoluna. Vay, ya resmen hani böyle şey çizgi filmlerde olur ya pat bir koyar şlamp diye. Ya lahap diye tekne yatıyor ve küt diyor rüzgara dönüyor, tamam mı? O esnada sen bağlı değilsen zaten denize falan Uçtun uçtun gittin. uçuyor. Ya öyle bir dönüyor ki ya, fizik kuralı bu, tamam mı? Yani bitmiş bir şeye taktı tekne dönüyor yani dümen mümen dinlemiyor yani o esnada. Bir de yelkenler başlıyor lap 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 ses yapmıyor. O zaten bir de. Bir de yağmur başlıyor yatay bir şekilde. Sen yelkeni toplayacağım bilmem. Tabii kafa da atıyor bu sefer tekne. Tekrar kafa atıyor. Tekrar rüzgara dönüyor. Yelken lap lap yapıyor bilmem ne. Tekne bir yatıyor falan. Anam diyorsun. Ondan sonra şey film buraya kadarmış. Directed by başlıyor son şerit falan. Ona şey yapmayacaksın. Hemen diyeceksin ki ya tak yelkeni toplayacaksın. Çünkü öyle bir lüksün yok korkmak gibi yani ben korktum falan. Ne niye korkuyorsun ya? İnsan Ben neden korktum, korkar? gelin beni Çaresizlik var helikopterle bak. alın götürün evime. He. İnsan çaresizsen korkar. Sen çaresiz misin? Değilsin. Ne yaptın? Aptallık yaptın. Full yelkenle yakalandın. O Bir senin dahakine sorunun. yapmayacaksın. Ama hala düzeltebilirsin. Ne yapacağız? Bir kere hemen motoru çalıştıracaksın. İleri vereceksin. Rüzgar üstüne döneceksin. Yelkenlerini en kısa sürede toparlayacaksın. Hemen yelkenleri toparlayacaksın. Ondan sonra denize adam düştü mü düşmedi mi her şey sağlam mı arkadaşlar sayalım kaç tane var falan filan onlara bakacaksın. Zaten o esnada denize düşen adamı o yelkenleri tekne sağa sola tokatlanırken kimseyi kurtaramaz. Evet. Bir kere düşmeyeceksin yani denize. Yani o havalarda etraf ilk başta bak bütün bu senaryoyu hiç yaşamamış olabilirdin. Şöyle yapardın. Lan etrafta bir sürü serseri mayın dolaşıyor. Ben şu yelkenlerimi kapatayım baba. Kapattın Bir yelkenlerini. önce bir Alıp şu kendime emniyet emlakları alayım ha. emniyete alayım. Şu ortada uçuk uçan kaçan cam eşyalar varsa onları bir yapayım. Sen niye bağlamadın yavrum kendini? Bağlasana. Ama sen de bağlamadın. Tamam ben de bağlıyorum kendimi. Bağladın. Ondan sonra ne olur biliyor musun? Su depolarını doldurursun sadece. Gelir sana hafif bir tane şöyle şöyle yapar. Der. Bir kuytuya Alırsın hemen sığınırsın, kıstırır. aromanı yudumlarsın orada. Yo yo açık denizdeyiz. Kötü de değil. Yok yok, yani Açık. şöyle Teknenin içerisine. Bimini'nin altına falan şöyle bir. Evet. Aromanı yudumlarsın. Su kapaklarını da açarsın. Su depolarını doldurursun temiz yağmur suyuyla. Oh mis. Tamam. Öyle gidersin. Bak. İki sahneyi canlandırdık. Bir tane tokat sahnesi. Bir de böyle nanik sahnesi. Yani. O zaman gene başa dönüyoruz. Bilgi. Evet. Öngörü, ön hazırlık. Benim deyimimle. Evet. Bir de şey var. Bu arkadaşlar nedense bende de vardı o. Onu yendim sanırım. Bu işi ben daha iyi yapıyorum gösterimi var. Tamam mı? Ben bir kere videolarımdan bir tanesinde tekneyi açtım full yelkeni. Tamam mı? Yan taraftan trapezle asıldım. Tamam mı? İlk baştaki videolarda böyle hava atıyorum. Bakın ben Tamam nasıl tamam yelken biliyorum, yapıyorum. hatırlıyorum. Hatta onu jenerikte falan da bir iki He. gösterdin, döndürdün. He.
Sonra dedim ki ya ben ne yapıyorum arkadaş, yani niye, yani neyin ispatını yapıyorsun? Çok iyi yer kendisin. Allah Allah. Van de Glob'a katıl o zaman. Yiyorsa katıl hadi. O kadar iyi yelkenciysen. Tamam mı? Ağzı giriyor. Ya bu işin sidik yarışı olmaz. Van de Glob'da adam, birinci favori adam denize düşüp öldü, herifin cesedini bulamadılar. Tekneyi buldular sonradan. Yıllar önce. Bilen bilir. Ondan sonra şeyde, yani şu en uzağa ben giderim, en iyi yelkenci benim, bilmem ne bilmem ne, bu kafaları ben kendi kendime eğittim. Bunları sevmiyorum yani. Bu hiçbir şeyi, yani tecrübesiz arkadaşları da soğutuyor bu sefer. Tamam mı? Ya işte ben yapamam, onları yapıyor. Ben işte böyle beceriksiz bir insanım falan moduna sokmaya. Ben onu Hayır. şöyle hemen Evet. belli ediyor o insanlar kendilerini. Sürekli spor gözlükler takıp sizinle konuşuyorum insanlardan. Musto'nun kıyafetlerini giyip Musto amblemini size doğru döndürüp de sürekli sizinle konuşan insanlardan uzak durun diyorum. Öyle yelkencilerden. Maalesef olacak o Ya da ya. evet, şimdi şey var böyle, güzel teknelerde böyle full yelken basmış, hava zaten ondan, yelken yapmak için ideal, rüzgar da doğru açıdan geliyor, belli ki A noktasından B noktasına gitmiyor, rüzgarın gösterdiği, yani rüzgarın açısına göre gitmesi gereken yere gitmeyi tercih ediyor, yelken yapıyor adam keyfine. O esnada işte 5 saniyelik bir görüntü çekiyor ve sen sanıyorsun ki Bütün artık hayatı bütün böyle yelkenli geç. tek bütün yelkenli tekneler A noktasından B noktasına öyle gidiyor. Ve o kadar zevkli gidiyor. Öyle değil. Yani öyle değil. Yani zorlu bir Yani. hayat. Zorlukları var. Bir kere doğayla bir ilişki söz konusu. Kuralları doğa koyuyor. Sen ona uyum sağlayabiliyorsun. Bilgin, görgün ölçüsün. Öyle çok fazla Aynen da öyle. havalara girip hoplayıp zıplamadan işine Yani bakacaksın. evet. Aynen. İş yapmayacaksın ya, alçak gönüllü olmak lazım. Her zaman herkesi, yani insanları da tabii arkadaşlar, eğer daha az tecrübeli olduklarını düşünen arkadaşlar varsa etrafında, dedim ya herkes şey, Kızılderili yoktur falan diye. Şimdi herkes bu konuda bir şey söyleyebilir, bir konuda bilgisi. Belki adam gerçekten bilgilidir ama zaten bilgili adam belli eder kendini. Yani onu anlıyor olman lazım şimdi Tabii senin. tabii. Yani orada adam yani şeyden çıkmamış, hiç, körfezden dışarı çıkmamış bir adam sana okyanusun nasıl geçileceği konusunda bir fikir veriyorsa, çok da sallamayacaksın o adamı yani. Mesela okyanus geçme konusunda ben bir laf söylesem beni de sallamayacaksın çünkü ben okyanusu geçmedim. Ha, fark Peki ettim ben. geçmeyi düşünüyor musun? Hadi şimdi güzel yere geliyoruz şimdi. Hiç düşünmüyorum. Planların ne Ya şimdi geçer miyim? gelecekle ilgili? Bir Ya Pasifik'e geçer geçeyim, miyim Pasifik bilmiyorum. tarafına. Pasifik tarafına geçeyim istiyorum bu ileriki dönemde. Ama abi okyanus geçmek kolay değil. Kolay olmamasının sebebi havadan, sudan falan, onlardan bahsetmiyorum. 30 Psikoloji. gün mal gibi duruyorsun ya. Psikoloji. 30 gün. Uzun Ha, seyir 30 gün psikoloji. bak böyle. 30 gün hep yan böyle. Hep yan. Sebep. Sebep ne ya? Okyanus geçişiyorsun işte. Okyanus geçtim ben diyorsun. Olsa yani Bir listeye öyle adını bir şey mi? yazdırıyorsun. Yani emekli maaşında bir katsayı mı veriyorlar? Okyanus geçti katsayısı. Bak işte. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Yok Şunu yok yok. küçümsemek Ben çok iyi istemiyorum. anlıyorum. Yüz yani okyanus geçmek istiyordur vatandaş, dünya turu yapıyordur. Bak, Pasifik'i geçmek çok ciddi bir iştir. Saygı duyuyorum. Güzel işlerdir. Ama ben istemiyorum. Böyle bir ben gideyim. Güzel bir adanın park şeyde önünde koyunda ya da işte demir yerinde ucuz güzel kızların olduğu bir yerde yaşayayım. Bu bir sonraki yer şuraya gideyim. Öyle yaşayayım. Mümkünse çalışmak zorunda kalmayayım. Çalışsam da sevdiğim işi yapayım. Müzik dinleyeyim, kitap okuyayım, sevişeyim, içeyim. Ben bunu istiyorum yani. Okyanus geçmek Peki genel istemiyorum. gidişat ne yönde? Yani Amerika'da kalmaya niyetli misin yoksa tekrar Meksika taraflarına dönecek misin? Şimdi Amerika konusunda şöyle, Amerika vizesi önemli demiştik, Aha. zaten aldık vizeyi. Şimdi bir bazı arkadaşlar böyle yorumlarda yapmışlar, hatta bir arkadaş yazmıştı.
İşte denizcilik sevginiz Amerika vizesini aldıktan sonra kalmadı falan gibi demişti. Ben Amerika vizesini ikinci defa alıyorum. Bu ikinci de vizem yani. Dedim ya, daha önce bu vizeyi aldım. Amerika'da teknemi aldım, yaptım, geri çıktım falan yani. Şimdi Amerika'da kalmak tabii ki güzel. Yani Amerika'da güzel bir hayat var. Ama bedeli var. Çalışman lazım. Para kazanman lazım. Para kazanırsan her şeyin sahibi olabilirsin. Güzel bir sistem var. Yani çalışan adama ideal bir yer. Bu şöyledir. Bir sürü yatak satılıyor dışarıda. Konforlu, işte hafızalı, süngerli, işte adamın kıçından destekliyor, beline şöyle masaj yapıyor falan filan. Kaç para? 5.000 dolar. Çok güzel. Alalım bunu, alalım. Alabilirsin. Çok kolay Amerika'da bunu almak. Güzel. 5.000 doları ödemen için ayda 200 dolar taksitle. 200 dolar da arabanın için veriyorsun. Çünkü arabayı da almışsın, 250 dolar. Ev kirası da veriyorsun, morgaç veriyorsun, elektrik parası veriyorsun. Dolayısıyla senin ayda 5.000 dolar para kazanman lazım. 5.000 dolar para kazanman için senin günde en az 16 saat çalışman lazım. Böyle atıyorum. Ama yatakta yatmaya vaktin kalmadı. E yatak almıştık. Hani yatacaktık. Düşünsene, yatakta yatmaya vaktin yok. Ama yatak alıyorsun. Amerika böyle bir şey. Yani bunun balansı çok hassastır. Bak, kötü demiyorum. Kişisel tercih Ama Amerika, tamamen kişisel Amerika'ya tercih. gidin, orada işte herkes şöyle zannediyor. Amerika'ya geliyorsun, işte New York'ta JFK'de iniyorsun, dışarı çıktığında diyorlar ki işte hoş geldin, bu kasa senin, içi para dolu. Ve her ay bu paraları oraya koy. Öyle bir şey yok. Paran varsa var. Yoksa yok. Evet. Yani. Yoksa hiçsin Yani yani. net bir Hiç kimse şekilde yardım yok. etmiyor. Yoksa net bir şekilde yok. Yok. Yoksun yani. Yok. Yani dolayısıyla o sende psikolojik olarak her zaman yedekte para olmasını gerektiriyor. Tamam, diyorsun ki lan bir şey olursa falan diye. Bu sefer gereksizken bile çalışmaya başlıyorsun. Biriktirmeye Bu bir başlıyorsun. dön Evet, bu bir döngüye giriyor. Ve bir süre sonra orada yasal olarak da kalamayacağın için ne yapacaksın? Evlilik yapacaksın. O zaman benim teorime geliyor. Bir tane şişko bir kız buluyorsun. I love you, you love me, I love you. Green kartı koymak için böyle aptal aptal şeyler yapıyorsun yani. Bir bakıyorsun abi, sen Amerikan vatandaşı olmuşsun artık. O sürüncemelerden geçmişsin. Evin var, araban var ama yaş 65. Hadi geçmiş olsun. Diyorsun ki bundan sonra Faho'yu seyredeceğim ben. İşte teknem de var artık. Tamam. Yani. Olur da Ama bir Hintliler yaşlıyız. haklıysa, reenkarnasyon varsa, bir daha gelirsem Ha. dünyaya, bunu hataları bir daha yapmayacağım diyorsun. Ama muhtemelde Ya burada geçmiş olsun. evet, bu çok çok hassas bir konu. Şimdi bütün Amerika'dakiler aynı yaşıyor demiyorum. Ama bu paradoksa girmemek lazım. Çok hassas. Hani hem Amerika'da yaşayabilirsin hem de Karayipler'de gezebilirsin. Caner diye bir çocuk var mesela benim takipçilerden. Bir tane benim gazımla tekne aldı. Houston'dan getirdi, İstemi arası bıraktı. Bir arkadaşım biz teknede yaşıyor. O da tır şoförü falan galiba. O da gidiyor çalışıyor, geliyor. Orada bir sürü de kız arkadaşı var. Cangır cangır bir hayat yaşıyor yani. Gayet güzel bir hayat yaşıyor yani. Ama onun derdi, lan ben bu tekneyi alacağıma daha güzel olsun, hödü höt kalkanları olsun, ışın kılıncı da olsun falan gibi bir şeyin içine girmedi. Gitti bir tane 20 bin dolar mı 10 bin dolar mı bir tekne aldı, koydu oraya. Şimdi Karayipler'de Dominik Cumhuriyeti'nin oraları falan gidecekler yakında. Yani balans. O balans da kişiye göre değişiyor işte yani. Bunu Evet. anlatmak çok zor. Amerika'yı kötülemiyorum. Ama Amerika'ya gelince de çok süper bir hayatınız olacak demiyorum. Ama Küba'yı kötülüyorsun. Küba'yı kötülüyorum. Neden? Çünkü Küba'yı da kötülemiyorum aslında. Şöyle düzeltim. Ben o bir videoda Yani o anlattım. Küba anlatılan neden? masalların çoğu masal olarak kalıyor. Bir de Abi hayatın yalan söylüyorlar gerçekleri ya. farklı yaşanıyor. Yalan söylüyorlar diğer YouTuber'lar. Diyorlar ki arkadaşlar Küba'da herkes sokaklarda dans ediyor. Yani öyle bir imaj çiziyorlar ki insanlar çalışmaya ihtiyacı yok. Elektrik su paraları bedava. İşte hükümet bunları yiyecek yardımı da yapıyor. Para yiyecek de veriyor. Bir anlatıyorsun. Ben Küba'ya gelmeden önce zannediyordum ki Kübalı sabahleyin adam çıkıyor kahvesinin yerinde. Ay salsa yapalım. Akşama kadar salsa yapıyorlar. Akşamleyin de içiyorlar, yatıyorlar, sevişiyorlar. Öyle bir Küba yok ki ya. Yok. Yok yani. Bir baktım etrafta 70 yaşında Kanadalı herifler
Orada 20 yaşındaki kızlarla yatmaya gelmişler. Bir baktım ben, şimdi ben komünist adamım. Ya dedim ya bir dakika ya biz ne yapıyoruz ya? Hani Karlıkayın Ormanı'ndayı söylüyorduk. Hani böyle sosyal statü olmayacaktı, işte sınıfsal fark olmayacaktı. Sen niye Yine buradasın dedim. parayı veren düdüğü çalıyor. Değişen ne? Çalıyor. Yani çalıyor. Hayat da öyle değil yani, kolay değil. Yok bir kere yani. Küba'da paran olsa da yok. Yani bir şeyin ederi var. 1.000 dolar. Adamın diyorsun ki 5.000 dolar vereyim. Yok. Bunun sebebi de Amerikan ambargosu falan da değil. Tamam mı? Yani ama hükümette olan adamların her şeyi var. Yani çok az bir azınlığın her şeyi var. Bütün insanlar yokluk içerisinde. Ama dışarıdan öyle Küba herkes sokakta salsa yapıyor. Yok, öyle değil. Öyle değil. E ben bunu böyle değil arkadaşlar deyince Küba'yı kötülüyorsun oluyor. Değil ama gerçek bu. Aa, bu da var işte kamera görüntüsü. Neden böyle oldu diye tarihini de araştırıyorum, adama anlatıyorum. Tamam mı? Ya Ernesto Che Guevara ülkeyi bıraktı gitti devrimden sonra ya. Hiç kimse de sormuyor. Niye gittin hemşerim diye sormuyor. Gitti Bolivya'da öldürüldü. Şunu sor. Ernesto Che Guevara niye gitti? Ve bunu Hatta şey araştır. bile verdiler adama ya. Merkez Bankası başkanıydı bir ara Küba'da. Ha, bir şey bakanlığı verdiler. Adama bakanlık verdiler. Hep dedik ya olmaz yani. Alatın dedi. Şey yaparım tımarını dedi. Gitti yerim. Neden gitti? Ben Ernesto Che Guevara'yı çok severim. Çok delikanlı bir arkadaş. Gitti Bolivya'da öldürüldü. Gitti birisi, o yine böyle komünist geçinen çakma Çinmalı komünistleri de İhbar birisi etti. sattı onu. Sattı onu, herifi öldürdüler. Çok basit bir soru. Küba komünizmini seven arkadaşlar, beni dinlemeyin. Ernesto Che Guevara neden ülkeyi terk etti? Tamam mı? Onu araştırsınlar. Her şey Tamam. orada Şimdi sen o zaman zaten. Amerika'da da uzun süre kalmayacaksın gibi bir hisse kapıldım ben. Ama kesin de planlar Yok. yapmıyorsun. Yok, Haziran'da Türkiye'ye gideceğim. Haziran'a kadar buradayım. Haziran'da Türkiye'ye geleceğim. İşte bir pasaportu değiştirmem lazım. İşte göz ameliyatı falan olmayı düşünüyorum. Biraz Türkiye'de öyle takılıp sonra tekrar geleceğim. Yani Türkiye'de de fazla kalmayı düşünmüyorum. Pasifik tarafına geçme konusunda Ekvator'a gitmek istiyorum. Evet, Pasifik. Panama'da bir süre kalmayı düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Panama, ya biraz o aşağı Karabiyin. Yani şu Kolombiya. Kolombiya'da kızlar çok güzel. Hala Nasip mı? olmaz yani. Yoksa tabii canım, ne ya, Kolombiya. Yaş kaç oldu ya? Kolombiya. Hala bu yaşta. Uğraştığın Ne ya, ne işlere. var abi yaşımızda ya? Gencecik adamız daha ya. Kırkı geçtin mi? Ya işte 39 sayı. Peki İşte şimdi Kolombiya, Panama, o Ekvator, yani ülke olarak Ekvator. Oralarda biraz takılıp aşağıya doğru belki inebiliriz ama çok zaman alır yani, böyle bir acelem yok öğlene kadar. peki Yani. tekneni sattın. Bunu da izleyicilerin de YouTube kanalında biraz hüzünlü bir şekilde Evet. paylaştın. Ya gözlerindeki o üzüntüyü çoğumuz hissettik. Tekne satmak ki o teknede yaşadıkların, o tekneye harcadığın emek hepsini bir bütün olarak şöyle gözümün önünden geçirince gerçekten de kolay değildi. Bundan sonra ne yapacaksın? Başka bir tekne alma, bir araba var şu an sende. O arabada yaşama veya ne bileyim bir karavana dönme. Öyle bir Şimdi şeyler var mı? yani bir tekne alma, o en son videoda gösterdiğim bir tekne vardı. İşte onu alma konusu var şu anda. İşte bu doküman tekne falan dedik ya, yani bu muhabbetin başında doküman tekne mevzusu var. Coastguard'a yazı yazdık. Oradan haber bekliyoruz. Eğer oradan olumlu bir haber gelirse bu tekneyi alacağız. Olumsuz bir haber gelirse bu tekneyi almayacağız. Yani bu teknede çok ciddi derecede emek isteyen bir tekne. Ama ben severek yapıyorum. Ben seviyorum bu şeyi. Bir de zevkli çalışıyorum. Yani içeceğim zaman içiyorum. İşte yani çalışıyorum. Kafama göre takılıyorum. Seviyorum yani Yani böyle. asıl İşte bu olan tekne... böyle eski bir bütçe, kısıtlı bütçeyle bir tekne işine girdiğimizde hızla yapmamız gereken, ilk düşünmemiz, odaklanmamız gereken tekneyi hızlı bir şekilde içinde yaşanabilir hale getirmek. Ondan sonra Evet. zamana yayılmış bir şekilde ufak ufak o tekneyi daha iyileştirmek.
Tabii. Onu o baştaki hayali teknemize geri dönelim. Şimdi o tekneyi aldığımızda yapman gereken ilk iş arkadaşlar için söylüyorum. Hemen buzdolabı çalışıyor mu bu tekne? Tamam, bu teknede Tamam. bir çalışan bir buzdolabı olması lazım. Hemen bunu yoksa da yap. Ondan sonra bir yatak var mı? Tamam mı? Bir akmayan, damı akmayan yani sızdırmayan. Sızdırıyorsa da geçici olarak naylonla kapla, bir kuru bir yatak yap kendine. Ondan sonra bir ocak yap. Ocak çalışması burada Walmart'ta tüp var, göstereyim. Ne tamam. Camping. Kamp tipi. Tamam. Şimdi bu yani ocak çalışmıyordu şu anda. O çalışıyor şu anda. Ama o çalışana kadar bununla idare ettim. Şimdi yemek yap basit bir şekilde. İşte yumurta kır bilmem ne. Çünkü pahalı dışarıda böyle şeyler. Ondan sonra işte soğuk bir şeyler içebil falan. Ondan sonra yani ne yaptın? Temel iç şeyleri, ihtiyaçları giderdin. Ondan sonra yavaş yavaş etrafa geliş. Biraz burayı düzelt. Burayı şey yap falan filan. Ana sorunlara girme. Yani hemen girip de teknenin motorunu değiştireceğim falan. İlk önce bir etrafı bir düzelt. Bir toparla. Kendi yaş. Evet. Çünkü zevkle çalışabilir ondan sonra. Yani yorulduğunda bir kahve otur iç falan. Haberleri seyret falan. Bilmem ne. Peki Yani bu sana internet işi bunu. nasıl oluyor? Bu şeyde ben şimdi Karayip adalarının tarafını, Meksika ile Florida arasını gitmedin yer kalmadı gibi. Bütün ülkeleri gezdin neredeyse. Çoğu adayı gezdin. Burada internet işini nasıl çözüyorsun? Çünkü artık pek çok iş için sadece eğlenme, entertainment amaçlı değil. İşte bir hava raporu alman gerekiyor, internet lazım. Bir eşine, dostuna bir mesaj göndermen lazım, internet lazım. Genelde nasıl oluyor burada, buralarda internet işi? İnternet konusu şöyle abi, internet konusu her zaman sorun. Amerika'da sorun değil ama ne kadar para varsa o kadar köfte, burada da olduğu gibi. Meksika'dayken ben çok uzun bir süre, yıllardır şey yapıyordum. Extension değil, extender. Bir anten alıyorsun, bir Burayı cihaz alıyorsun. Çevredeki Türkçesi ne onun? repeater dediğimiz İşte tekrarlayıcı. repeater ya işte tekrarlayıcı. Tekrarlayıcı aldım. Bayağı ucuz yani. Şimdi demirde kaldığım süre içerisinde orada bir marina var diyelim. Onun password'ünü zaten diğer yelkenciler biliyordur. Birisi muhakkak o sana söyler zaten. Oradan alıyorsun. O böyle bir çentik falan çekiyor. Onu uygun bir teknenin ucuna ya da direğine bayağı bildiğin manuel iple çekiyorsun. Böyle o DC voltajla çalışabilir hale getiriyorsun onu. Ondan sonra yayın yapıyorsun kendi kendine. Öyle idare ettim. Beleş olarak. Ama sonra tabii YouTube da bir gider yani aynı Evet, zamanda. Gelir aynı. olmasına rağmen aynı zamanda gider. Çünkü herkesle iletişime geçmen gerekiyor. Dolayısıyla gittim sim kart aldım. Sim kartta yani Küba'da yok bir kere böyle bir yani Küba çok pahalı. Yani onu unut Küba'da. Küba'nın haricinde Bahamalar 90 dolardı. 100 GB internet hotspot deniyor ya. Yani ortama internet veriyor. 90 dolardı aylık. Amerika 60 dolar hotspot 100 GB yani. Ama telefonunu alırsan 50 dolar şey unlimited telefondan. Şu anda telefondan görüşüyoruz. Böyle böyle internet sıkıntı özellikle Küba'da çok sıkıntı yani. Çok hem yavaş hem de saatine 1 dolar falan veriyorsun yani. Peki ilk baştan böyle mutlaka gezilmesi, uğranması, yaşanması gereken yerlerden biri Meksika demiştik. Meksika internet konusunda da çok sorunlu bir yer değil o zaman. Yok değil yani biraz daha ucuzdur. Yani tabii aldığın internetin hızına bağlı. Yani çok hızlı bir şey istiyorsan biraz parayı vereceksin yani. Anladım. Ama unlimited internet 3G hızı işte Facebook falan bakacaksan ya da hava raporuna falan bakacaksan ayda yani kaç dolardı 10 dolar mı öyle bir şey yani. 10 dolar aylık. İyi. Yani öyle bir şeydi İyi. ya. Meksika ucuz bir yerdir ya. Meksika güzel bir yerdir yani. Tamam. Halk da iyidir. Yani o internet konusu öyle. Ne yapalım? Benim soracaklarım, merak ettiklerim çok var da şimdilik yeter diyorum. Seni de çok Tamam. Bu yorduk. zaten bu kadar kimse seyretmez. 2 saat İstersen. olmuş. Ufak tefek boşlukları, araları çıkarırsak 2 saatlik bir video olacak. Belki ikiye bölüp birer saatlik 2 bölüm mü yaparız? Çünkü bakma sen Tamam. bayağı detayları
verdin. Teşekkür ederim izleyenler adına. Güzel oldu bu hayali tekne yapmamız, Amerika'dan almamız. Güzel oldu yani işin gerçekleriyle Amerika vize almasından tutup güzel oldu. Yani bu konu iyi oldu yani. Tam doğaçlama oldu. Zaten hesaplasak bu kadar olmazdı yani. Yani güzel oldu. Şimdi bu videoda arkadaşların aklına takılan sorular olursa senin kanalında sana sorsunlar. Çünkü Ya tabii o ben şey tarafı, yaparım. o Karayipler tarafını, bir Meksika ile ilgili bana bir soru sormalarının, İzna Muares ile ilgili bana bir soru sormalarının çok bir anlamı yok. O sorular hep sana gelsin. Şimdi şöyle, benim kanalda 260 küsür tane video var arkadaşlar. 250 tanesi mi? 200 tanesi, 250 galiba. Şu anda sadece kanala üye olanlar, katıl butonuyla üye olanlar görebiliyor. Neden böyle bir şey yaptım falan diye arkadaşlar gıyıl gıyıl ediyor. Şimdi 6 senedir o videolar oradaydı. 6 senedir kimse gelmedi. Şimdi videolar değere bindi. Yani bunun içinde katıl butonuna girdiğiniz zaman videolar düzenli, organize bir şekilde listelenmiş halde orada duruyor. Yani ayda 15 lira vereceksin. Herkesten 15 lira para mı toplayacaksın? Çok para göz. Ayda 15 liraya ben zengin olmuyorum. Benim derdim oradan para kazanmak değil. Ben ayda 15 liraya katıl butonuyla üye aldığım zaman bu arkadaşlar pür, saf kanal abonesidir. Çünkü sizinle beraber bir sürü affedersiniz çerçöp adam da geliyor. Yani şöyle bir yorum yapabiliyor. Nasıl yani bu karıya da mı çaktın falan gibi böyle yorum yapıyor. Ta 60. videoya atıyorum yani. Tamam mı? Bunlarla falan ilgilenmiyorum artık. Bunları da alaşağı etmiş oluyorum ve kanalın gerçek aboneleri, gerçek takip edenleri ortaya çıkmış oluyor. Yani Ve yıllar olaya böyle içinde bakıyorum. O de katıl butonunu ambeyan evet. içinde birebir yaşayarak tüm cefasını çekerek büyük bir görsel arşiv oluşturdun. Sinan'la konuştuğumuzda da bunu ben ön plana çıkardım. Sizlerin derken bir hikayesi olan insanların bu yaşadıkları hikayeyi kayıt altına almalarını ben çok önemsiyorum. Evet doğru söylüyorsun. Bir de orada bir arşiv var. Bir de kanalı takip eden adamların bir rengini görmek önemliydi. Bu katıl butonu bunu sağladığını ben sonradan fark ettim. Çok da iyi oldu. Böyle de devam etmek istiyorum arkadaşlar. Geçmiş videolar konusunda. Eğer arkadaşlar Patreon'dan bir şekilde beni destekliyorsa ve o videoları görmek göremiyorsa Patreon'u kapatsınlar, katıla geçsinler. Bak katıldan ben para kazanmıyorum. Ya yani oraya geçsinler. Daha rahat onlar görsünler o videoları. Ben de rahat edeyim. Yani çünkü ta adam şimdi keşfediyor beni. 6 senedir neredeydin? Tamam mı? Yani şimdi keşfediyor. Üçüncü videoya yorum yapıyor ve sinir bozuyor yani. Çok sinir bozuyor Güzel bir arşiv oluşturdun. Eline sağlık, emeğine sağlık. Güzel insanlarla bu arşivi buluşturmanın bir yöntemi. Evet, aynen. Aynen. Özetle böyle. Var mı Evet. söyleyeceğim bir şey? Kapatalım mı artık? 2 saati geçtik. Sen de çok tuttun. Valla Bütün ya gününü estağfurullah benim harcadık. için bir zevkti. Benim için bir zevkti. Görüşürüz yine ben kanalda işte bu tekne konusu belirginleşene kadar video koyamıyorum. Çünkü şunu demek istiyorum yani arkadaşlar tamam işi bitirdik. Burayı kes abi bir dakika. Şu video şey tekne konusu belirginleşene kadar bir şey söyleyemiyorum. Yani tam böyle netleşsin. Diyeyim ki arkadaşlar tamam bu olayı bitirdik bu tekneyi aldık ya da almadık. O yüzden bekliyorum o da işin uzun sürüyor yani. Tamam. Yani Ben de benim zaten kanaldan bu tekneyle arkadaşlar ilgili çok fazla soru sormamaya çalış gayret ettim. evet fark Tamam. ettim. Tamam. Tamam abi çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Estağfurullah, Tekrar ne demek görüşürüz ya? yine Çok arada. memnun oldum. Bize de gel arada. Ne zaman Bize de davet bekliyorum. edersen, biz seyreden arkadaşlara da teşekkür ediyorum biz seyrettikleri için. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar.